Survivor Türkiye Yunanistan'ın ilk haftasında neler yaşandı? Birbirlerinin suratına bile bakmıyorlardı. Rekabet. Hadi Okay. Heyecan. Başa başa. Çekişme. Bora kazandı. Gruplaşmalar. Siz niye ayrı oturuyorsunuz? Tartışmalar. Olayı kışkırtmaya çalışıyorsun. Survivor Türkiye Yunanistan'ın ilk haftasına damga vuran tüm detaylar, hepsi ve daha fazlasıyla birazdan. Hırsı ve mücadeleci kimliğiyle hafızalara kazınan şampiyon Adem Kılıççı Survivor Panorama hafta sonunda. Şampiyon, Türk ve Yunan takımlarının ilk haftaki performansları hakkında neler söyleyecek? Survivor 2019'da favori bir ismi var mı? Kaybedeceksen de mücadele ederek kaybedeyim diye düşünüyorum. Birazdan Survivor Panorama hafta sonunda. Survivor Panorama hafta sonundan herkese mutlu cumartesiler diliyorum efendim. Bu sene yeni programımızın, yani hafta sonunun ilk programını yeni yorumcularımızla birlikte açmış bulunuyoruz. Ve konuğumuz son şampiyon Adem Kılıççı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Nasılsınız, iyi misiniz? Valla ben çok iyiyim çünkü burada olmaktan çok mutluyum. 2018-2016 zaten bir yarışma süreciydi ve burada olmayı çok istiyordum. Şimdi nasip ki 2019'u değerlendiriyoruz. Çok adil bir şekilde değerlendireceğime inanıyorum. Ayrıca tabii ki de heyecanlıyım. Hatalarımız olursa herkesten affola. Efendim ben de hoş buldum. Gerçekten de burada olmaktan çok gururluyum. Bu sene ben de katılacaktım ama omuzumdaki sakatlıktan dolayı hani bunu riske atmayalım dedik. Çünkü bu sene milli mücadele. Hem takımı hem de boşu boşuna oraya gidip de hiç yarışmamaktansa burada olmak gerçekten çok gururlu bir şey. Bu milli mücadelede iyi ki sizinleyim. İnşallah çok güzel hafta sonları yaşarız. Sen Adem, nasılsın, iyi misin? Hoş geldin. Eyvallah, hoş bulduk. Teşekkürler. Öncelikle hayırlı olsun programınız. Teşekkür ederiz. İnşallah Damla'nın da dediği gibi adil bir şekilde burada yarışmacı arkadaşlarımız değerlendirilir. Ki ondan hiçbir şüphem yok. Tabii ki gördüğünüzü konuşacaksınız. Ben de bugün gördüğümü konuşmaya geldim. Bakalım neler göreceğiz, neler konuşacağız ben de bilmiyorum. Nasıl değerlendiriyorsun bu sezonu? Ya tabii milli mücadele olması benim için çok değerli. Açıkçası biraz da takip de ediyorum. Aralarındaki iletişimlere falan bakıyorum. Ya gönlümüz tabii ki kendi takımımızdan yana. Çünkü bizim konseptimizin daha farklı bir konsepti. Ben milli sporcu olduğum için açıkçası milli mücadeleler her zaman beni heyecanlandırır. Siz de yarıştınız ama tabii. Dönem. Ama biz böyle onlarla yarışmak için belirli bir sınavdan geçiyorduk. Şimdi onlar... Devamlı onlarla yarışacaklar. Yani devamlı bir milli mücadelenin içindeler. Biz mesela bu fırsatı çok az yakalayabildik. Çok fazla bu imkanı yakalayamadık. Yani motive olmakta aslında tabii, daha şanslılar. Tabii, yani bizim için çok değerliydi. Orada Yunanlarla, işte Romenlerle yarışmak gerçekten çok heyecanlıydı ve çok önemliydi. Bugün şu an mesela milli bir mücadele var. O mücadeleyi yorumlayacağız elimizden geldiğince. Bütün arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Sağ ol. Şimdi hemen ilk VTR'mizle başlayalım. İlk VTR'miz, bakalım Survivor Türkiye Yunanistan nasıl başlamış? Yaratır her yaşta.
Ανυπομονώ να φτάσω στο νησί. Έκανα καλή επιλογή. Ό,τι και να αντιμετωπίσω εκεί, δεν θα λυγίσω. Survivor Türkiye Yunanistan bize yakışır bir şekilde 10. yıl marşıyla başladı diyebiliriz. Sen Survivor'ın gidişatını nasıl buluyorsun? Genel bir değerlendirme yapar mısın Damla? Şimdi şöyle, Survivor bence Türk takımı için çok güzel başladı. Ve çok güçlü bir kadro olduğuna inanıyorum ben. Hatta şöyle de kendimi izlerken de yorumlamıştım. Bizim All Star'da bu takım karşımıza çıksaydı bizi epey bir zorlardı. Çünkü başarılılar, istekliler... hepsi tek bir hedef uğruna yarışıyor. Yani bu çok güzel bir şey. Zaten Türk takımı olarak gidiyorsun oraya. Ama şöyle de bir durum var. Onlarda ayrı bir stres olduğunu da düşünüyorum. Şimdi sen Türkiye adına orada yarışıyorsun. Hem oynamak isteyeceksin. Kaybettiğin zaman iki katı üzülüyorsun. Böyle de bir durum var. Ailenin izlemesini geçtim. İşte arkadaşların izliyor, yakın çevren izliyor ama... Türk halkı bir tamamen böyle herkes birbirine kenetlenmiş bir şekilde izliyor ve beklenti çok fazla. Ondan dolayı da onlarda ekstra bir stres yarattığını düşünüyorum. Ama genel anlama bir bakacak olursak da bence çok güzel bir kadromuz var ve ben başarılı olacaklarına da inanıyorum. Bizim kadromuz bence çok iyi. Ve dediği gibi Damla'nın hani buraya geldikleri zaman mahalledeki bakkal bile onlara hesap soracak. Yani niye yenemediniz, niye olmadı diye. Bence o yüzden onlar çok daha heyecanlılardır. Fakat Adem'in de dediği gibi hani onlar mesela Yunanlılarla yarışmak için yarış yapıyordunuz bir de. Hani o kadar istek vardı. Onların şansı motive olmaları çok kolay gibi geliyor bana ama tabii ilerleyen zamanlarda da konuşacağız. Peki sona kadar bu birliğin bozulmadan ilerleyeceğini düşünüyorsunuz? İşte onu diyecektim. İlerleyen zamanlarda da onu konuşacağız. Biraz... Çok çabuk mu havaya girdiler böyle diye hani şu anda konuşmayayım. Zaten gelecek olan VTR'de konuşacağız. Sanki 5 aydır oradalarmış gibi böyle bir hava var yani. Çok çabuk bölünme olduğu için mi diyorsun? Ya çok çabuk gruplaşma, bölünme, birbirinin arkasından konuşma, işte birbirini evet. Doldurup ona kırdırma gibi yani bayağı. Survivor'ın fıtratında bu var zaten. Yani gruplaşma, ama... insanoğlunun olduğu yer zaten hep gruplaşma olur. Ama bu senenin özelliği tabii ki milli bir sezon oluşu. Ama bence de gruplaşmalar olacaktır. Yani o milli ruh tabii ki devam edecektir sahada ama tabii bu kadar ki çabuk bir ada yaşantısı diye de bir gerçek var. Ya bu kadar çabuk olmuyordu bence. Yani bence ben çok şöyle iyi bir şey var aslında. Ama... Şimdi biz Survivor'ı yaklaşık bir 10 senedir seyrediyoruz ve herkes zaten Survivor'a aşığı olaraktan Survivor başladığında televizyonlara kilitleniyoruz. Bu durumda da artık bilinçaltımızda şey var. Survivor'da hep bir gruplaşma var. Arkadaşlar, iyi anlaşanlar, iyi diyalog kurabilenler hep bir arada takılıyorlar. Ama şunu unutuyorlar bence ki erken bir gruplaşma olduğunu düşünüyorum. Şu anda onların yaptığı tek şey Türkiye adına mücadele etmek. O yüzden bana sorarsanız şu anki yaptıkları bu iyi anlaşma ya da gruplaşma çok erken başladı. Yani takım olarak birlik ve beraberlik içerisinde olsalar çok daha iyi yerlere gelebilirler ve kendilerini daha iyi ifade edebilirler. Çünkü bazılarının ben hani çok daha sönük kaldığını düşünüyorum. O yüzden anlaşma konusunda Yunan takımı bir tık daha iyiymiş bence gibi de. Geliyor. Bence de. Şu an zaten tatlı tatlı rekabetler başladı. Evet. Şimdi bir öne çıkan yarışmacılarımız var biliyorsunuz. Şimdi bir VTR'miz var. VTR'den sonra Seda ve Afroditi rekabetini değerlendireceğiz. Koş. Burada biraz vakit kaybettik. Koş. Ama önce biz bitiriyoruz. Seda Ece, evet. Evet, Seda şu anda Afrodit'e karşı
Önce başlayacak puzzle'a. Afrodite'yi sırıkla atlama şampiyonu Yunanistan'da. Daha önce söylemiştim. Seda da atletizmi genç yaşta bırakmış ama iddiasına göre Sema'dan daha iyiydim diyor bırakmasam. Şu anda tabii ki puzzle. Dikkatli olması lazım. Afrodite avantaj elde etmek üzere. Seda takıldı. Evet, Afrodite atış avantajı. Hadi Seda. Seda atamadı. Afrodite birinciyi attı. O da ikinciyi atamadı. Seda attı. Seda. Atamadı. Afrodite atış avantajı var. Atamıyor. Eli tutmuyor. Heyecanlandı bence. Hadi Seda. Seda. Atamadı. Atarsa kazanacak Seda. Seda atamadı. Avantaj Afrodite'ye geçti. Afrodite kazandı. Üç üç. Türk takımı 3, Yunan takımı 3. Παιδιά, Αφροδίτη, ήμουν δίπλα από ένα τύπο σέτο. Ενώ όντως το πάζλ. Το πάζλ, ρε, γιατί δεν κουμπάς καλά. Και το κούμπες ευτυχώς, το κούμπες με το γκρίκο που μπήκε. Δεν άκουγες τίποτα. Τι να ακούσω, ρε, από να τη φάω. Να τη φάω ήθελα. Ήμουν αντικά σκεφτεί. Δίπλα της. Εντάξει, θεά. Μπράβο, έτσι πρέπει. Şimdi Survivor tarihi boyunca çok ciddi rekabetlere tanık oldu. İsimler üzerinden de bunları söyleyebiliriz. Atletizmden gelen belki rekabetlerine ötürü Sema ve Nagihan çok konuşuldu biliyorsunuz. Adem ve Turabi çok konuşuldu. Damla ve Semih rekabeti tadından yenmiyordu. Unutulmaz rekabetlerdi bunlar. Bu sene de sanırım Seda ve Afrodite arasında güzel oyunlar izleyeceğiz gibi gözüküyor. Siz Seda ve Afrodite hakkında ne düşünüyorsunuz? İlk sana veriyorum. Abi Afrodite Seda'yı gözüne bilemiş zaten. Hani ben onu yeneceğim, yenmeliyim. Bir de Yunan takımında şöyle bir şey var. Herhalde bu diller şu anda tabii onlar Yunanca konuşuyor, bizimkiler Türkçe konuşuyor ve bir türlü anlaşamıyoruz ya. Hep birbirimizden gıcıklık kapmaya çalışıyoruz. Yani çok enteresan. O bana öyle baktı. Bu bana böyle baktı. İşte sevinirken şöyle yaptı deyip Afrodite Seda'yı işte böyle yeneceğim. Bak göreceksin şimdi çıkacağım. Devamlı birbirlerini motive mi ediyor diyeyim. Bilmiyorum Adem sen daha iyi bilirsin. Hani, konuşamadıkları için. Ya şimdi zaten. Havadan nem kapıyorlar. Çok başlarında yani Survivor daha yeni başladı. Yani Acun abi hep şey der. Survivor gerçek anlamda mücadele birleşmeden sonra başlar. Yani şu anda hepsi gövde gösterişi yapıyorlar. Birbirlerini sindirmeye çalışıyorlar. Yani ben de mesela bir sporcu olarak bir yere gittiğimde, mücadele ettiğim ortamda iyi bir yarışmacıyı gözüme kestiririm. Beni yenerse hırslanırım, onu tekrar yenmek isterim. Ve seçimlerde onu seçmek isterim. Kendini yani de öyle motive o mi? Sporun vermiş olduğu bir psikoloji. Afrodite de başarılı bir atlet. Sema da Sema diyorum. Sema da diyebilirsin bence. Seda da zaten yıllarca spor yapmış. İllaki atletizmden hani bazı psikolojik durumlar hala vardır. Yani o mücadele, hırs, kazanma isteği falan. Yani ikisinin arasında güzel mücadeleler yaşanacağı benziyor ama tabii ki inşallah bizimki yener yani ama güzel mücadele. Bu rekabet olacak. Peki evet. Senin Turabi ile olan veya Nagihan'la Sema'nın arasındaki rekabet gibi sence böyle bir klasikleşen bir rekabete dönüşür mü? Olabilir yani benle Turabi'nin arasındaki rekabet gibi olmasa. Öyle bir şey bekliyor musun? Bir gerginlik bekliyor musun? Yok öyle bir şey olmaz yani sonuçta ikisi de gayet hanımefendi insanlar. Yani siz de beyefendi insanlardınız. Erkeklerde genelde bu tarz şeyler oluyor. Yani günümüzde de oluyor. Bunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Zaman zaman geriliyoruz, birbirimize yürüyoruz. Yani bu erkeğin tabiatında olan bir şey. Ama kadınlarda biliyorsunuz ki bu tarz şeyler yaşanmaz. Yani Nagihan da Sema'yla çok öyle diyemeyiz. Sözlü olur genelde. Yani sözlü biraz atışma olur. Aralarında bir atışma olacağını düşünüyorum ben açıkçası. Seda da şu anda biraz sanki sakin yürüyor. Evet, ama ben aynen. Seda'nın içinde
Yani gerçekten de değişik bir insan çıkacağını düşünüyorum. Bence sporcularda ekstra şey var ya, böyle bir hırs var, yenme isteği var. Ve yenildiğin zaman da bunu kendine yediremiyorsun bir defa. O yüzden tekrardan aynı kişiyle oynamak istiyorsun. Ondan dolayı güçlüler her zaman daha kendisine yakışır bir rakiple oynamak istiyor. Yani zayıf birisiyle oynadığında, onu yendiğinde mutlu olmuyorsun. Senden daha güçlü ya da seninle eşit değerdeki birisiyle yarıştığında, onu yendiğinde daha iyi bir şey hissediyorsun. Herkesin meziyetleri farklı, biliyorsunuz. Şimdi bunları gözlemleyebilecek kadar elimizde veri yok. Kimisi puzzle'da iyidir, kimisi sürat olarak iyidir, kimisi suda iyidir. Ama şu an sanırım gidişat ikisinin önde götürdüğünü gösteriyor gibi, değil mi? Afrodit'i. Aynen. Öyle mi düşünüyorsun? Afrodit'i bence, yani... bence karşı takımın kadınlarının parlayan yıldızı, evet, şu an. Evet. En iyisi. Bizde de Seda. Aralarında bence farklı diller olacak. Gerçekten bak, bu Survivor'da bunu göreceğiz. Yani Türkçe ve Yunanca işte el hareketleri falan, çok acayip bir şeyler görebiliriz. Yani çünkü orada hep beraberler. Ben çok farklı ve çok güzel şeyler göreceğimizi, çok eğleneceğimizi düşünüyorum yani bu konuda. Ama tabii yanlış anlaşılmalar sonucunda değişik şeyler de olabilir. Anlaşamadıkları masaya... için, aynı dili konuşmadıkları, evet, için. Hani iyi bir şey söylemeye çalışırken, evet, bile kötü bir şey çıkmış olabilir zanneder ve değişik bir yere gidebilir ama bakalım. Zaten bakışlar olduğu için de şu anda yanlış anlaşılmalar başladı. Evet, aynen öyle. Birazdan şimdi göreceğiz. İki takım arasındaki dokunulmazlık mücadelesini izleyeceğiz. Bakalım nasıl geçmiş. Çok iyi gidiyorlar. Şimdi biraz takıldılar. Ve avantaj bizde. Hikmet, Hakan çok iyi gidiyorlar. Ve puzzle'ı çözmek için şimdi Hakan gidecek. Hakan puzzle'ı çözmeye başladı. Panayotis Yunanlılardan şu anda puzzle çözüyor. Kim önce tamamlayacak? Hakan takıldı. Hakan takıldı. Şu anda avantaj Panayotis'te. Hakan'ın çabuk olması lazım. Çin mi oturttu? Hakan'ın biraz çabuk olması lazım. Panayotis atamadı. Atamıyor. Evet, atamıyor Hakan. Hakan da atamadı. Panayotis birinci attı. Hakan da attı. Hadi Hakan. Hakan atamadı. Panayotis kazandı. Panayotis kazandı. Erkeklerde oyun vermiyoruz. Çok başarılıyız. Ve yine önemli bir farkla Hikmet geldi. Evet, Yunanlar şimdi tekeri devirdi. Avantaj bizde. Hikmet. Kiriakos geliyor şu anda. Evet, Hikmet'in biraz çabuk olması lazım. Biraz çabuk olması lazım. Avantajı biraz kaybetti. Ama şu anda Kiriakos'la kaybetti. Hikmet önce başlayacak mı? Evet, önce başlayacak. Atışlar önce başlayacak. Hikmet mükemmel atış. Mükemmel atış. 4-3.
2-2 muhteşem bir hareket. 4-3 oldu. Evet, Hakan geliyor şimdi. Tekeri yerine koyamadılar. Nikos vakit kaybetti yine. İlk gün iki oyunda da çok başarısızdı Nikos. İki oyunda özellikle birinci oyunu adeta tek başına verdi. Şimdi de geride kaldı, vakit kaybetti. Evet, Hakan atışlara başladı. Hakan bir. Hakan atış yaptırmama ihtimali yüksek rakibine. Nikos hala yerine koyamadı. Hakan, Hakan kazandı. Hakan kazandı 6-5. Erkeklerde de... Evet, şu anda parçaları yerine koymaya başladı. Hikmet atışları da çok iyi. Dokunmazlık için büyük avantaj sahibiyiz artık. Evet, Hikmet atışlarda 2-2 yapması bile muhtemel. Dokunmazlık gelecek. Hikmet atarsa dokunmazlık gelecek. Hikmet birinci attı. Hikmet kazandı. Hikmet kazandı. Dokunulmazlık Türk takımının, dokunulmazlık takımımızın. Evet, bir Survivor klasiği, tekerlek oyunu. Evet. İsmine ne diyeceğimizi bilmiyorum ama tekerlek oyunu işte. Bu her sezon oynanan bir oyun. Belki bu sene ikinciye de görebiliriz. Biliyorsunuz oyunlar iki kere üç kere oynanabilecek bu sene aynı, evet, oyunlar. Bu çok klasik bir oyun. Sen de oynadın. Evet. Sen de oynadın. Siz kaçer kere oynadınız? Ben oynamıştım ya. 3 kere falan oynamıştım da en sevmediğim oyun. Çünkü o tekerlek gerçekten çok ağır. Ve koordine olman gerekiyor. Aynı zamanda arkadaşını göremiyorsun. Sürekli bir diyalog halinde olman lazım. Çünkü bir tarafa ya, sen eğer çok dıştan tutarsan, arkadaşın içeride tutarsa o tekerlek yamuluyor haliyle. Ve ondan dolayı ben çok zorlanmıştım bu oyunda. Ama kaç kere kazanmıştım hiç hatırlamıyorum. O kadar sevmiyorum tabii ki. Üçüncü galibiyetimiz üst üste. Ne düşünüyorsun? Ya ben şimdi burada tabii canım cicim aylarındayız biz. Takım olarak bayağı bir kenetlenmiş vaziyetteyiz. O yüzden bizi tabii yenmek çok zor. Yani burada. Erkeklerimiz Hikmet de çok iyi. Şu anda Hikmet de iyi zamanlarında orada. Bu oyun tabii ki de hani kızlarımız biraz tökezledi bu oyunda. Ama erkekler bu işi bitirdi ve gerçekten de... Bir de bu oyun takım olmak adına çok güzel bir oyun diye düşünüyorum, evet, ya. Yani daha yeni ikinci veya üçüncü oyunları. Ama hani siz tabii daha iyi biliyorsunuz. Ya. Anlaşma olarak çok güzel tanışma için... Koordinasyon karşılığı. Aslında burada şimdi biz takım olarak... Genelde 2'de 1, 2'de 1 yapmışız. Evet. Yusuf 1'de 1 var, Seda 1'de 0. Hikmet bir tek 2'de 2 yapmış. Bu oyunda 10'a 8 bitiyor ama karşıdan Julietta ve Dimitra sadece 5 sayı almış zaten. Yani takım olarak çok iyi değil gibi gözüküyorlar. Çoğu kaybetmiş, 2'de 0'lar var. Hep sıfırcılar var karşıdan. Julietta da şey yani... Ama 2 kişinin burada takımı sırtladığını, yani 8 puana 5'ini aldığını görüyoruz. Sen Adem bu oyunu oynayan birisin. Biz bu oyunu çok iyi oynadık. 3-5 kere oynamışsındır. Çok iyi oynadık. Bu oyunun püf noktaları ne sence? Bu oyunun püf noktaları, şimdi yanda tekerleğin yanında şeyler var ya, aynı orantıda tutmanız lazım. Yani biriniz uzak biriniz yakın tutarsanız eğer tekerlek dengeyi bozuyor. Aynı anda ve çok iyi bir şekilde hareket etmeniz lazım. Konuşmanız lazım her şeyden önce. Yani bizimkiler aslında iyi oynamışlar bu oyunu. Mesela biz de Yunanlarla oynamıştık bu oyunu aslında. Evet. O zaman da hiç oyun kaybetmemiştim ben. Hatta best of yapmıştık. Yunanların şampiyonuyla en son best of'ta ben yarışmıştım. Kazanmıştım. Son anda kazanmıştım. Çok senin güzel en sevdiğin oyun. Evet. Aynısı mıydı yine böyle? Aynı oyunda. Puzzle aynı, ve atış mı var? Puzzle değildi bizde. Küpleri diziyorduk. Ha. O küpleri sonra kum torbalarıyla yıkıyorduk.
İşte son anda böyle 3-4 tane üst üste attım. Öndeydi çünkü o. Bizde kızlar önce gidiyordu. Erkekler ondan sonra best of olduğu için. Kızlarımız biraz bize maalesef ağır dezavantaj sağladılar. Hangi kızlarımız onlar? Vallahi unuttum ya. Unuttum şu anda gerçekten. Ama kimdi onlar bilmiyorum ama yani ondan sonra benle İlhan Mansız çok iyi koordine oluyorduk. Bu oyunda özellikle. Grup oyunlarında da genelde iyi anlaşırdım onunla. Gittik yetiştik biraz. Yani avantaja, o büyük bir dezavantaj vardı. Onu biraz kapattık. Sonra işte son anda şans da biraz benim yanımda oldu. Oyunu kazandık. Bence bu oyunda çiftlerin koordinasyonu çok önemli. Çok önemli. Güç dengesi, takımları nasıl yani kurulma aşaması çok önemli. Burada iyi bir takımsan, iyi anlaşabiliyorsan, o dengeleri kurabiliyorsan burada başarısız olmamayı. O kollar var ya kollar. Onları çok sert tutuyorlar bizimkiler. Mesela ben baktım. Ya bizim erkek yarışmacılar yine iyiler. Yani gerçekten daha hani geçen Sema da programında söylemişti. Survivor gerçekten de Türkiye için yapılmış sanki. Evet. Yani bizim insanlarımız o kadar çok benimsiyor ki atış çalışıyorlar, parkur çalışıyorlar. Yani Yunan yarışmacıları ben bu anlamda biraz eksik gördüm. Yani sanki hiç atış çalışmamışlar gibi. Hiç koordinasyonları yok. Yani bu anlamda biz bence çok iyiyiz onlar olarak. Survivor kültürümüz bizim var bence. Evet. Yani ben dikkat ediyorum yeni özellikle mesela oradaki arkadaşlarımız hepsi mesela CrossFit'e hazırlanıyor aynı zamanda Survivor hazırlanıyor. İşte atletizme hazırlanıyor aynı zamanda Survivor hazırlanıyor. Yani hepsi atış çalışıyorum diyor. Herkesin hayali çünkü evet, Survivor. Yani 4-5 senedir ben buna çalışıyorum diyor. Evet. Ama işte burada da Juliet de mesela çok şanslıydı. Atışını yapıyor. Ne kadar yavaş olmasına rağmen atışını yapıyor mesela girmiyor öf falan diyor tekrar gidiyor. Böyle bir şey Survivor'da olamaz yani. Ama ona rağmen bir tanesini attı başından def eder gibi girdi ve kazandı. Yani bence Juliet de şanslıydı. İlk oyununda da ilk dokunulmazlıkta da aynısı vardı. Mesela küp devirmede en son şey yapıyor hani yürüyerek gidiyor evet. Kum torbalarını toplamak için. İsyan falan. Ediyor falan. Evet o zaman da kaybetmişti hatta ama ben yine de Yuletta'nın ne kadar da istatistiği iyi olsa da çok da gelecek vaat ettiğini düşünmüyorum ama öyle de bir durum var. Şimdi yavaş yavaş Survivor'ın gerçekliğine gelelim. Gruplaşmalar. Evet. Olmazsa olmazları bunlar. Ama bu konuyu sen daha iyi biliyorsun. Yoksa siz daha iyi biliyorsunuz. Yok ben seni lütfen. Yok ben sizi yalnız bırakayım. Yok ben en ağır gruplaşmayı muhtemelen ben yaşamışımdır 2017'de. Sen de yaşadın. Ben de yaşadım sen de yaşadın. Ben de çok ağır gruplaşmalar bence yaşadık. Bence ama yani. En ağırını Adem yaşadı ya. Hani siz ben, o bildiğin iki kişi kaldı. 2017'de mi bunu yaşadın? 17'de evet. Yani Sabriye'yle olan demiyorum. Evet çok fazla yoktu. 18'de biraz iyiydik. Yani 2018'de teşkilat oldunuz tabii. Çünkü herkes çok deneyimliydi. O yüzden tabii ki iyi anlaştığınız insanlar vardı. Ama kimse kimseyi rahatsız etmiyordu. Çünkü hani herkes kurttu. Yani o kurtlar sofrasında kimse kimseye bulaşmaz genelde. Zamanı geldiğinde zaten bizde mesela sorunlar çok çok sonradan çıktı ortaya. Yani biz Birleşme Partisi'ne kadar hiçbir sorun yaşamadık neredeyse. All-Star'dan. Yani akıllarda kalan işte ilk olay benle Tur abinin olayıdır evet. Yani ondan başka her şey güllük gülistanlıktı mesela rahatsız olduğumuz konular olunca şey yapıyorduk mesela alttan alıyorduk birbirimizi. Yani. Ya çok fazla gündeme taşımıyorduk o bir yerde ben patladı. Ben senin bir atışını yakalıyordum Adem o kadar tecrübelisin ki bakıyorsun o atıyor nefes alıyorsun atıyorsun ve oluyor yani. Oluyor o kadar tecrübeliydiniz yani. Ki yani ben herkes daha 6 ay önce oradasın herkes gidiyorsun. Öyle. Bakalım bu sezon erkeklerde gruplaşma nasıl gelişmiş? Abi takım olarak çok iyiyiz. Ama böyle bir... Ya Türkiye temsil ediyoruz burada. Hafif böyle gruplaşmalar seziyorum ya. Bir de gruplaşmalar abi... var abi. Sonuçta şey görmüyor musun abi? Bench bir iki kişiye koşarken... onlar kendi aralarında seviniyorlar. Aynen, hiç aynen, seni aynen. Görmezden geliyorlar yani. Ben yani anlamadım ya. Bu... İleride problem olabilir yani. Kimden problem bahsettiğimi olur. Biliyorsunuz gerçi herhalde yani sonuçta. Atakan ve Yusuf değil mi? Evet. Belki de strateji yapıyorlar. Biz ikimiz yürürüz böyle. Olabilir. Tabii haklarıdır neticede. Haklarıdır. Biz ikimiz yürürüz böyle. Bence yanlış. Şu an stratejinin sırası hiç değil. Hiç değil. Onu çok da erken abi. Çok erken. İleride zaten hepimiz gene rakip olacağız. Ya evet. Onu diyorum ya. Şu an hiç ama zamanı böyle... yanlış yapıyorlar aslında. Kendileri aynen. Bilirler.
Evet. Ve işte cadı kazanı. Cadı kazanı da şimdi benim aklıma bazı görüntüler geliyor. Mesela bu görüntünün adı ne? Dedikodu. Tanım olarak. Kulis mi? Kulis mi? Kulis. Bu bir kulis. Yani. Hem de çok açık bir kulis, ağaç altı. Ağaç altı. Gizlenmeye çalışılmış fakat evet. Olmamış. Çalıların arkasından. Evet. Şimdi burada şöyle bir konu geçiyor biliyorsunuz ki Yusuf ve Atakan yakınlığı var. Bu değerlendiriliyor burada. Zamanında tabii ki biz mesela bu masada ben geçen sene şu görüntüyü çok eleştirmiştim. Damla ve Sema'nın havuza atlayışı. Yani bunu zaten yeterince bir dönem boyunca konuştunuz yetmedi. Şimdi de niye söylüyorum? Olaylar benziyor birbirine ama. İki arkadaş var orada. İkisi, gerçi sizin olay biraz farklı. Siz karşı takımlardaydınız. Evet. Ama bir yakınlık vardı. Kendi kendinize sevinmiştiniz orada, eleştirmiştiniz. Ben şimdi şöyle konuşayım burada o zaman. Burada ikisinin sevinmesinden dolayı arkadaşlar rahatsız oluyor. Sizce bu nasıl bir durum? Yani takıma karşı yapılmış bir saygısızlık mı, yanlış bir durum mu yoksa olağan gelişen bir durum mu, ne diyorsunuz? Bence Yusuf'la Atakan'ın ben hani böyle bir kulis çevirdiklerini düşünmüyorum. Öyle bir durum da yok. Fakat iyi anlaşıyorlar ve Survivor'dayken gerçekten şöyle bir durum var. Kimse bunu anlayamıyor. Neden o onunla çok yakın, neden bu bununla çok yakın, onunla konuşmuyor. Çünkü oraya gittiğiniz zaman aileniz yok bir defa. Arkadaşınız yok, iletişim yok, müzik yok, ışık yok, hiçbir şey yok. Ve o kadar kötü ve kendinizi yalnız hissediyorsunuz ki o yüzden de herhangi birinden birini gördüğünüzde zaten o hani elektriği hissedersiniz ve alırsınız, kendinize daha yakın hissedersiniz. Bizim de Sema ile öyle olmuştu. Muhtemelen Yusuf'la Atakan'ın da öyle bir durumu ama oldu. Ama bu da birinci, ama ikinci gün mesela böyle ayrılmaları şöyle bir doğru durum mu? Var. Ben takımı mesela Sema ile çok yakındım. Alınganlık yapabilir. Takımının alınganlığı sence yani yanlış takımın mı? Alınganlığı bence şu durumda yanlış. Çünkü ben çok iyi arkadaş olabilirim birisiyle. Olabilirsin ki Sema ama ile çok öyleydim. Erken değil mi? Ama bence değil. Ben mesela Sema ile çok yakındım ama biz hiçbir zaman birisinin arkasından konuştuğumuzu hatırlamıyorum. Ama ya da sonraki dönemde oldu o arkadaşlarımız. İş çevirdiğimizi de hatırlamıyorum. Neyse ben kimden rahatsız olduysam gidip herkesin karşısına geçip desem bunu yaptım, ben bu durumdan dolayı çok rahatsız oldum diyebildim. Aynı şekilde Sema da bunu gösterdi. Yani iki kişi çok iyi anlaşıyor diye bunlar kulis çeviriyorlar, birbirlerini elemek istiyorlar ya da o güçlük karşısındaki yarışmacıyı elemek istiyor demek değil. Ya burada yani, tuhafım bir defa zaten şurada şöyle de bir durum var. Şimdi Hikmet, Bora ve Hakan burada konuşuyorlar ve diyorlar ki yakınlaşmalar ve gruplaşmalar başladı. Peki 3 kişinin oradaki konuşması bir gruplaşma değil midir? Doğru söylüyorsun. Burada bence tuhafımıza giden ve bence onların kıskandığı Atakan'la Yusuf'un çok iyi anlaşması bence. İyi hani anlaşabilirler. Böyle, bu durum bence böyle çok yol alacak wow, diyorlar lazım. Bence Bora, Hikmet ve Hakan. Acaba bizi geçerler mi? Endişesi bence mi? Endişesi var. Peki burada Atakan ve Yusuf yakınlığı acaba Hilmi Cem ve zamanında Hilmi Cem ve Murat Ceylan'ın yakınlığı gibi popüler olup yani bir yerlere gelebilme ihtimalini görüp bu arkadaşlarımızdan rahatsız olmuş olabilir mi? Veya bu ikilinin hesabı bu tarz Hilmur hesabı gibi olabilir mi? Hilmur tabii ki doğal gelişen bir arkadaşlık da onların hesabı böyle bir şey olabilir mi sence? Ya benim düşüncem aslında biraz daha farklı. Şimdi ben olaya biraz rekabet açısından bakıyorum. Baktığımız zaman iki tane güçlü yarışmacı birbiriyle iyi anlaşıyor ve diğer yarışmacılar da bunu tehlikeli görüyorlar gelecek için. Çünkü ben gelecekte bunların yanında daha fazla insanların biriktireceğini düşünüyorlar. Çünkü gerçekten de ikisi iddialı bir yarışmacı. Yani Survivor şu an baktığımız zaman kadroda şampiyon olabilme ihtimallerinin, Kıbrıs'a gidebilme ihtimalleri şu an baktığımız zaman yani yüksek diye düşündüğümüz yarışmacılardan. Bu yüzden onlar da bunu tehlikeli olarak görüp bu şekilde eleştiriyor olabilirler ama ben şu konuda katılıyorum. Mesela ben de sevinç gösterisi yapıyorum. Hepimiz yapıyoruz. Mesela ben mesela Yusuf'un o arkadaşları ona koşarken bir dakika durun demesi bence çok iyi bence olmuş. Bozar. Evet. Yani karşısındaki insan bana şimdi Damla koşuyor, sarılmıyor. Oyun best of kazanmışım. Sarılmak için koşuyor. Ben Damla'ya şey diyorum. Bir dur. Bir dakika dur, ben bir yumruk atayım, ondan sonra şey yaparız, sarılırız. Bu biraz yani kurmuş. Bozar. Karşındaki yani ben olsam bozulurum ki orada Hakan da bozulmuş hatta bu. Zaten arada Hakan'ın şöyle bir hareketi var, havada kalıyor. Eli havada kalıyor. Evet. Yani o anlamda hani ben olsam mesela Yusuf'un orada yerinde onlarla sarılırdım. Sarıldıktan sonra mesela benim de böyle anlarım oldu. Yaşadım yani best of'larda, bayrak yarışlarında.
Herkes gelirdi, sarılırdı bana. Böyle la 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 yapardık, mutlu olurduk. Ondan sonra herkes geçerdi bench'e. Ben bir kez yumruk atardım, inerdim ondan sonra. Gider bench'ime otururdum. Yani zaten kameralar bizi orada çekiyor devamlı. Bu da hani, kimi haklı görüyorsun yani? Yani sitem etmekte onlar haklılar ama bu kadar büyütülecek bir konu değil. Aslında konu onların orada sıçramaları değil. Bence oradaki mesele güçlü yarışmacılar ve bu kadar birbirlerine yakın olmaları diğer yarışmacıları rahatsız ediyor diye düşünüyorum ben. Ya benim düşüncem bu. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Ve ilk yani başta tehlike yeni, arz ediyor. Evet, tehlike yani, arz ediyor ve yeni daha. Olay Bora, çok yeni. Hikmet yani, ve Hakan'a başlangıçlarında... Ama işte Seda da güçlü. Şimdi bence bir de Survivor'ı çok iyi izlemişler. Yani her şeyi çok iyi izlemişler. Biliyorlar ki sadece kazanmak yetmiyor. Yani işte sevinmek, işte aralarındaki o yakınlık. Sonuçta oylamada eğer diyelim Yusuf'la Hakan oylamaya çıkarsa, ya şu anda çıkarsa Hakan yenebilir de ileride Yusuf'un yenebileceğini çünkü sempati kazandığı için onları da çok iyi biliyorlar. O yüzden şu anda işte yok onlar böyle seviniyor, böyle sevinmiyor. Yu takıyorlar kafalarına. Bakalım yani, bunun yansımaları nasıl devam etmiş? Ben de bir konuya değinmek istiyorum konuştuğumuz için. Bench'te mesela insanlar size koşuyor. Çok yakın olabilirsiniz. Çok yakın arkadaş, dost olabilirsiniz. En iyi siz olabilirsiniz. En kötü siz olabilirsiniz. Ama insanlar size koşarken ikinizin sevinmesi pek çok kişiyi rahatsız etmiş. Ben sevincimi yapmak istiyorum. Ve sevincim de bu şekilde yapabilirim ancak. Ve sevincim bittikten sonra bütün takım arkadaşlarıma gidip dokunuyorum. Ben teşekkür ediyorum desteği için. Sadece ikimiz birbirimizi tebrik edip teşekkür ediyorsak okey, evet, bu dediğin şey problem. Ama biz abi bunu yapmıyoruz. Yani şöyle farkı, ben çok güzel bir Türkçeyle anlattım. Şeyi ben anlamadım şey, Yusuf bak ben söyleyeyim. Ben oyunu aldın ben. Biz hepimiz sana koşuyoruz. Sen bir saniye diyorsun, gidiyorsun çarpışıyor. Yani evet, biz de sevinip ondan sonra o hareketi yap demek istiyorum. Ben bir saniye... Bak şimdi öyle bir şey yap. Bir dakika. Dur abi. Bana dur. Hayır hayır bir dakika. Ben oyunu kazanıyorum. Kendi hareketini yapıyor. Tamam, oyunu kazanıyorum, durun diyorum. Tamam, kendi hareketimi yapıyorum. Hepinize sarıldıktan sonra Atakan'la çarpışıyorum. Bir kere öyle oldu. Tamam abi, ne fark eder? Ne fark eder? Heyecanlar yapmışım. Ya ben size söküyorum. Çakmadı diyen bir şey söyleyemez. Ama yani heyecanlar abi, oyun kazanmışsın. Yani birini atlayabilirsin, unutabilirsin. Böyle şeyleri takılıp kafada kurmak takımı yıpratır. Ya takılıp kafada kurmadık. Bunu konuştuğumuz için sizin Yusuf, yüzünüze tamam, söyledim. Ben bu konuyu açıklık getirdiğim... Atakan'la mı konuştun bilmiyorum ama biz bu konuyu söyledik diye hatırlıyorum size kızlarla. Şu an kim olarak tam hatırlamıyorum. İşte şey dedik, siz birlikte seviniyorsunuz. Biz böyle kenarda ha geldik. Biz gelmiyoruz zaten artık olur falan dedik de. Siz de kalıyoruz yani demek. Farkında değiliz, daha dikkat ederiz dediniz diye hatırlıyorum ben. Ama ya demek ben, ki hep birlikte değilmişiz bunu konuşurken. Ama hepinize çakıyoruz, sarılıyoruz, tebrik ya, ediyoruz yani. Biz yani. Ve burada Bora'nın açıkça bunu dile getirdiğini görüyoruz. Ve arkadaşlarının da rahatsız olduğunu söylüyor. O arkadaşların tabii bilmiyoruz kimler olduğunu. Ben ve arkadaşlar diyor. Ama burada bir iletişim kurulması bence güzel bir şey. Bence de güzel bir şey. Söylemeleri güzel bir şey. İki taraftan da ben bakmaya çalışıyorum. İki tarafın da bence haklı olduğu yönler var. Ama ben sizin Sema ile ilişkinizden bunu biraz ayırıyorum. Çünkü onlar... hayır şöyle. Siz... bir süre geçtikten sonra o samimiyeti yakaladınız. Ama daha yarışmanın çok başı. Şimdi bu hareketlere başlarsan takımın da seni bir grup olarak takımdan ayrı hareket ediyorsun diye algılayabilir. Ben öyle düşünüyorum. Ama şöyle bir durum var. Ya bence şu yakın arkadaş olaylarını artık hani çok da eleştirmemek gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü bizim dönemimizdeyken ben Sema'yı tanımıyordum. Evet 2017'deyken Sema'yı izlemiştim. Fakat... Oradan mı geldi hayranlık? Yani ben zaten Sema'yı beğeniyordum. Ama şöyle bir durum var. Biz sadece fragman çekimlerinde biz buluştuk. Yani bunlar, bu yarışmacılar fragmandan önce işte YouTube çekimlerinde olsun, antrenmanlarında olsun daha önceden bir konuşan, aydır, tanışan evet, insanlar bunlar. Evet. Ben Sema'yı sadece fragman çekiminde gördüm. Merhaba olduk. Bir de toplantıda gördüm, merhaba oldum. Sonra zaten adaya gittiğinde birbirini tanımaya başlıyorsun. Ama burayı... bu yarışmacılar daha bir ay önce, bir buçuk ay önce birbirlerini tanıyorlardı. Zaten ister istemez bir diyalogları oldu. Belki bir yerde anlaştılar, antrenmanlarını beraber yaptılar. Bunları bilemeyiz. Hani çok da işin içerisine şey kötü niyeti sokmamak gerekiyor diye düşünüyorum.
Ama ben şu sevinç olayında da çok da abartı bir durum görmüyorum. Çünkü bizde bunlar yaşandı, yaşanmadı değil. Yani Hakan'da da vardı. Hakan şöyle elini uzatmıştı. Kimse ona çakmadı, kendine çaktı, devam etti Hakan böyle. Kim? Evet. Hakan bizim Hakan Atip. Hakan Atip mi? Ha, o okçu. Ondan sonra evet aynen ve hani bu durumlar oluyor, o adrenalinden dolayı hissetmiyorsun, görmüyorsun, yanındaki kişi şöyle sana elini uzatmış, bunu bile görmüyorsun. Ama bu bence ya bunlar yaşandı ama çok farklı, bu tam milli mücadele ya, bir de ilk oyunlardan biri. Ya tabii ki de ama onlar orada yaşarken deyip, milli mücadele bir yerden sonra ne kamerayı görüyorsun ne milli mücadele olduğunu Hakan kaldı sadece öyle. Adrenalin oluyor. Hakan'ı işte bak çocuk orada. Bak şimdi çocuk da genç bir arkadaşımız ama kırılabilir. Ya tabii ki de kırılabilir. Bunda bir şey yok ama bunu böyle acayip büyütmeye gerek yok. Evet, bozulmuş olabilirsin dersin ki arkadaşım ben hani ben hani sevinçlerimizi bir beraber yaşayalım dersin. Olur biter ama hani bunu orada büyük bir mesele haline getirmeye gerek yok. Ben öyle düşünüyorum. Ben bunu büyütmüyorum gözümde. Hani dediğin gibi burada görmemiş olabilir ama galiba bundan önceki oyunda hepsi üstüne koşuyor. O durun diyor. Öyle yapıyor. Bunlar birikmiş zaten. Onlar hepsi biriktikten sonra. Bak şurada galiba. Mesela o ikilinin Hilmur sempatisi olamaz mı acaba? Yani Hilmur'un geldiği sen nokta. Sen neden insanları birbirine bağdaştırmaya çalışıyorsun? Ama bu İnsanlar yazılıyor. İnsanlar kendi bu kişiliğinde gidemez mi? Kendi hayır, karakterini ortaya koyamaz mı? Yazılan bir şey. Yazılan bir şey. Yani acaba diyorlar. Bak, ben sen değil. Sen burada eğer dersen ben sadece ki burada Hilmur soru soruyorum. Gibi mi olur? Hilmur gibi mi olur? Onlar ben Hilmi Cemile Murat gibi mi dersen o zaman insanlar da diyecekler ki evet bunlar gibi olabilirler. Ama sosyal medyaya bakarsan tamam ama bu durum binlerce mesaj var böyle tweet var. Yani çok Hilmur da, arkadaşına benzetiyorlar. Hilmur gibi acaba bir hesabın içindeler mi diye İnsanları soranlar var. Ben soruyorum yerine, sadece. Tamam. Ben benzetmiyorum. Ben sadece insanları soruyorum. İnsanları benzetmek yerine kendi karakterleriyle orada eleştirsek ya da yorumlasak. Yusuf Atakan bence de. Bir şey ya, hayır. Ya. Şimdi yani, bu yazılan bir şey. Ben soruyorum sadece. Hilmur Hilmur arkadaşlığı gibi bir hesap yapmış olabilirler mi? Sana soruyorum abi. Hayır, ben planlı olduğunu düşünmüyorum aslında. Yani bunu işte biz de orada bir arkadaşlık kuralım, beraber finale gidelim, ondan sonra kim şampiyon olursa olsun böyle bu mantıkta stratejiyle ilerlediklerini düşünmüyorum ama yani birbirlerine hem orada iddialı yarışmacı olarak hem de aynı zamanda beraber zaman da geçirmiş olabilirler. Damla'nın dediği gibi mesela hani biz direkt gelip fragman çekiminde tanışıyoruz, ondan sonra adada evet. İstanbul kulisleri mi? Yani. Evet. Ben uçağa binerken yani mesela Adem'le tanıştım. Kulisleri olabilir evet yani. Biz şeyde tanıştık. Yok fragman çekiminde bir selamlaştık. Ondan sonra uçağa bindik zaten. Evet. Ay zaten bence konuşmuş olsalar bile biz oraya gittiğimizde çok iyi kanka oluruz demiş olsalar bile enerjileri tutmasa olmaz ki. Ya ikisi de şimdi başarılı yarışmacı ve birbirleriyle iyi anlaşıyorlar. İyi geçinmek istiyorlar. Bu evet. Gayet normal bir şey. Yani. Kısa bir aradan sonra bomba gibi açıklamalarla devam ediyoruz. Adem Kılıççı'nın bir sürprizi var. Son şampiyon Adem Kılıççı. Hayırdınız. Survivor Panorama hafta sonu tüm hızıyla devam ediyor efendim. Şimdi Damla ve Adem kulisi VTR'sini izleyeceğiz. Allah Allah. Olmadı mı? Yok olmadı. Yapmadınız mı kulis arada? Hayır tabii ki de biz yani. Sevmezsiniz, hiç sevmezsiniz. Hiçbir zaman yaptığımızı yani hatırlamıyorum. İlla ki bir şeyler konuşmuşuzdur ya. Yani sen bunu söylüyorsan vardır bir bildiğin. Evet şimdi Survivor'daki tartışmalar hafif hafif başladı. Atakan ve Melis arasında yaşanan gerginliği izliyoruz. Avantaj demedi. Çok oynayıp doğruyu söylüyor ya bir şey. Niye panikletti? Doğruyu söylüyor bir şey. Niye İpmet abi konuşamaz mı? Hayır konuşabilir. Nasıl daha güzel? Daha iyi yapıyor yani bana göre.
daha iyi yapıyor. Niye bağırıyorsun? Anneye karışıyorsun sürekli. Anne karışıyorsun. Adam bir şey kötü bir şey söylemiyor. Kötü bir şey söylemiyorum. Yusuf söylesin dedi. Bu benim fikrim. Sesini yükseltiyorsun. Ben sana sesimi yükseltmedim ki. Ay olayı kışkırtmaya çalışıyorsun. Hayır olayı kışkırtmadım ki sen. Arkadaşlar oyundayız lütfen hadi ya. Hadi. Lütfen. Ay moral bozmayın, motivasyon bozmayın. Tamam hadi. Oyun tabii ki kaybedeceğiz yani olabilir. Evet olabilir. Bu şekilde değil ama arkadaşlar hadi. Kaybettiğimizde kendimizde. Üç tane kazanmaktan başka şansı yok. Ve Büşra Demir'e karşı. Hazır. Evet sevgili izleyenler, birazdan Adem Kılıççı'nın sürpriziyle karşınızda olacağız. En son bu sürprizden Adem, çok merak ediyorum. Adem geldiğini pişman edecek seni ya illa bir şey yapacağım. Survivor'a tekrar gidiyorum. Evet, bu da Atakan ve Melis arasında bir gerginlik var. Tabii ki Yusuf ve Hikmet arasındaki görüntüleri de değerlendirmek gerekiyor. Damla, bu VTR'miz hakkında ne düşünüyorsun? Bu yaşananlar hakkında. Ben şöyle düşünüyorum. Şimdi Melisa orada tamamen Hikmet'i böyle demoralize ediyormuş gibi geliyor bana. Çünkü sonuçta bu bir takım oyunu ve orada Hikmet'in de çok heyecanlı ya da strese sokacak bir şekilde oyunu değerlendirdiğini düşünmüyorum ya da taktik verdiğini düşünmüyorum. Hani biz bu az önce konuştuğumuz konu var ya, Hikmet, Bora ve Hakan, bunlar bir gruplar, işte Yusuf ve Hakan, Atakan bir grup diyoruz ya. Burada ben aslında Atakan'ın yaptığını da doğru buluyorum. Çünkü madem bunlar bir gruplar, iyi anlaşıyorlar ya da hadi sizin deyiminizle bir kulis çeviriyorlar diyorsunuz ya. Niye bizim ama, deyimizde? Sen dedin ya kulis diye. Evet. Kulis deyince insanların aklına da öyle şeyler gelebiliyor. İnsanlar da bu şekilde değerlendiriyor olabilir diye. Senin deyiminle diyeyim o zaman. Şimdi o zaman da Atakan da diyor ki neden diyor, aslında Hikmet bence gayet güzel konuşuyor. Hani yaptığı yanlış yok diyor. Demek ki bir gruplaşma söz konusu değil, sadece iyi anlaşma söz konusu var burada. Ve onun dışında Melisa'nın çıkışını da çok gereksiz buluyorum. Belki de ya stresten ya da oyun oynamadığı için, oyun oynadığında da kaybettiğinden dolayı kendini gösteremediğinden bir stres yaşıyor olabilir. Ve bu durumda da bir patlama yaşamış. Keşke bu patlamayı yaşamasaydı. Tabii Melisa da düşüncesini söyleyemez mi? Melisa tabii ki de düşüncesini söyleyebilir. Ama orada yeri ve zamanı o değil bana sorarsan. Ama hani söylemiş olmak için söylüyor gibi, ben de katılıyorum. Yani çünkü orada Hikmet tam bir antrenör gibi. Hani zaten antrenörlük yapıyor. Yaptığı için. Bence çok motive edici orada. Ben Damla'ya ek şey demeye çıktım. İsterim. Ecem'le Bora mesela orada çok olgun davranıyorlar. Evet. Hani Ecem araya giriyor. Aynen. Evet. O olgun davranmaları bence çok takıma fayda sağlayacak ileride. İnşallah öyle devam ederlerse. Burada Melisa yani Yusuf'u boş yere bir nevi gaza getirip hani sen de git konuş. Çünkü Yusuf da aslında her şey normalken konuş mu diyorsun? İyi o zaman ben de konuşmaya gideyim gibi geliyor. Evet. Hani gibi geliyor ama Yusuf'un da orada tavrı tabii ki çok önemli. Hoşuna gidiyor tabii. Şimdi senin daha iyi değerlendireceğin bir görüntü var burada. Çünkü Yusuf'la senin yaptığın sporlar birbirine benzer sporlar. Yusuf'un buradaki tavrı, Hikmet'e yaklaşım biçimi sence nasıl? Yusuf yani Hikmet'i rahatsız edecek şekilde davranmıyor açıkçası. Yani tamam diyor. Hikmet'e de abi falan yapıyor böyle. Çekil yapıyor. Tamam abi böyle yapıyor, böyle yapıyor. Ama yani çok rencide edici bir olay yok burada ya. Yani gereksiz yere bence tartışıyorlar. Yani orada aslında Atakan'ın da cevap vermesi gereken bir şey yok. Melisa orada tamam böyle bir şey söyleyebilir ama hani bunu tartışma haline getirmek yanlış. Melisa'da biraz gerginlik evet. de seziyorum ben. Evet. Ve Atakan'la muhtemelen yıldızları fazla barışmıyor gibi geldi bana. Yani pek iyi anlaşamıyorlarmış gibi. Hani bazen bir yere gidersiniz, birisiyle elektriğiniz tutmaz ya. Böyle sanki aralarında böyle negatif bir elektrik varmış gibi geldi. Aslında burada bizim dediğimizi söylüyor. Yani Atakan diyor ki Hikmet o tamam diyor. Hani güzel motive ediyor. Niye Yusuf'a niye söylüyorsun diyor. Boş yere Hikmet'i niye motivasyonunu aşağı çekiyorsun. Yok, Hikmet'in hiç umurunda değil ki. Evet ama Hikmet'in yani umurunda Hikmet değil. Hiç, bence orada bench'tekiler Hikmet'ten evet, daha çok dert ediyor. Evet. Yani Hikmet'in hiç umurunda değil. Yani Hikmet rahatsız olmuyor. Yani bence boşu boşuna
bir kargaşa çıkıyor. Aynen, boşu boşuna gerçekleşen bir o hikmet tabii tartışma ki lazım. Gibi hikmetin yani. Burada bir günahı yok. Adam orada arkadaşına yardımcı olmaya çalışıyor sadece. Tabii ki olayı başka yerlere taşıyan arkadaşlarınız var. Buna benzer bir görüntümüz daha var. Yusuf ve Okay arasında yaşanan bir gerginlik var. Onu değerlendirelim. Olmadı ya, bu sefer de olmadı. Bu oyun olmadı ya. Yarın bir parkur çıkar. Abi herkes oynamak istiyor. Abi hata işte, orada abi. Oynamayacak abi. Yani ya, bak ben en başında söyledim değil mi? Dedim ki oyun uzun olan kolu Okay'ın kolu uzun olan avantajlı. Yani Okay abi orada dememesi lazım yani ben oynayacağım diye. Neyse ya, şimdi toplanırız ben konuşacağım. Her şeye ben oynayacağım diyor Okay. Ben şimdi toplanalım abi valla konuşacağım ya. Öyle olmaz abi. Her oyunda ben oynayacağım. Ben de yeri geliyor oynamayayım diyorum yani. Bana siz dediniz ki Okay abi sen oyna dediniz. Ben bir şey demedim. Hani bilemedim. Ben öyle bir şey demedim. Siz dediniz mi abi? Siz öyle bir şey ben dedim mi oynayayım diye? En başta ben söyleyebilen var mı? En başta hepimiz bu o dörtlü okeydi erkekler şey değil. Şimdi ben hatırlamıyorum ama ya ben yok, demedim yok, kendi adıma. Bana şey çıkartma yani. Ben demedim abi. Ya ben sana bir şey çıkarmıyorum abi. Yapılan bir hata var onu söylüyorum. Bir daha tekrarlamayarım diyorum ya. Anladın mı? Yani bugün zıpkın kaybettik. Yarın dokunmazlık kaybedersek tamam, daha büyük sıkıntı olacak. Benimle kaybedilmedi. Herkes kaybetti burada. Abi sen niye olayı bir şey yapıyorsun abi. Ya? Ben sana sen kaybettin, madem senin yüzünden kaybettin demiyorum ki. Siz seçtiniz abicim, beni. Ben bir şey demedim. Çıktım oynadım. Biz strateji olarak hata yaptık mı? Bugün yaptık. Tamam yaptık da niye Okay abi dedin az önce? Abi sadece sen değil ki. Sen bıraksın. Okay, tamam benden da, giriyorsun konuya da. Eğlenme bu kadar. Adam dedi ki sen diyebilirdin. Ben kısa boyluyum oynamayayım diyebilirdim. Onu ona getirmeye çalıştım. Ben de dedim ki ya, güçlüyüm belki alırım diye düşündüm. Abi yani, güç oyunu değil işte anladın mı? Onu demeye çalışıyorum. Ya, yani, bilemezsin. Yani sana demiyorum. Bilemezsin değil abi. Parkur ortada gözünü seveyim. Ben sana demiyorum ki sen parkurda yavaşsın. Parkurda belki yani birçoğumuzdan hızlısındır yani. Yusufcuğum aynı çocuk seni de yendi. Yani burada kolla alakalı bir durum abi, yok. Nasıl yok abi Allah aşkına ya. Sen de başlıyorum Adem bu sefer. Burada neredeyse bütün takımın kaybettiği bir oyunda faturayı bir kişiye kesmek sence doğru mu? Ya da sen öyle mi düşünüyorsun? Ya bence faturayı ona kesmediler de yani tabii hepimiz biliyoruz. Yani sen yaşamadın bunu daha önce ama yani genelde tercihler yapılırken biliyorsun ki önceden bir takım toplanır ve insanlar fikirlerini beyan eder. Bu fikirleri o zaman beyan etmediyseniz eğer birbirinize oyun kaybedildikten sonra gelip bunu gündeme getirmemek lazım. Yani çünkü orada konuşulması gereken bir 5 dakikalık, 2 dakikalık bir süreç var. Orada takımlar strateji geliştirir ve kimi çıkartacağına karar verirler. Orada Bora mıydı? Bora evet. Yani Bora birkaç tane isim söylüyor. 4 kişi mutabık evet, olduk diyor. Hiç kimse ses çıkarmıyor. Şimdi evet yani Yusuf şu konuda haklı. O oyun Okay'ın oyunu değil. Evet. Yani bu bir gerçek. Ama bunu neden takım olarak orada sustunuz? Okay bu senin oyunun değil. Okay şimdi ben de mesela beni işte 2017'de sevmediğim bir oyun oluyordu. Sen çık diyorlardı. Çıkıyordum. Yani. Yani çıkmam ben çıkmam diyemiyorsun yani. Çünkü evet. Hani gördüm. Sen korkak derler. İşte kaybedeceğini bildiği için korktu. Kaçıyor falan. Ben sakat oynadığımı hatırlıyorum. Okay orada bence böyle isteksiz bir şekilde çıktı oyuna. Yani, bana çıkın dediniz çıktım evet, diyor yani adam. Biraz isteksiz bir şekilde çıktı ama bir denemek istedi. Yani kaybedeceğini de bence biliyordu. Çünkü karşısındaki insan çok uzun boylu. Yani Okay elinde tutamaz. Yani hamle yapsa ona kendi labutunu düşürür zaten. Aynen. Ya bir de şey siz daha iyi tabii yaşadığınız için hepiniz daha iyi biliyorsunuz. Ben şu anda gerçekten halkın sesi olarak merak ediyorum ve onu öğrenmek istiyorum. Yani bu oyunu bence biliyorlar. Çok iyi Survivor takipçisi yani, hepsi. Hepsiyiz. Yani gerçekten Okay'ı hadi Okay oynasın dedikleri zaman Okay şaşırıyor bile neredeyse. Ben mi oynayayım falan diyor bence içinden ama tabii ki de geri adım atmayıp tamam ben oynarım diyor. Yani bir şekilde bu kadar boy farkının olması yani bu oyunda zaten 1-0 mağlup çıkıyor. Yani Yusuf'un niye Okay'ı öne atıp sonra da bir de Okay'a Okay senin yüzünden kaybettiği getiriyorlar. Sanki Yusuf'ta biraz komplo teorisi mi? Yani biraz semihçilik mi oynasam yapsam şu anda? Hayır. Peki yani Yusuf'un şöyle bir ifadesi var. Yeri geliyor ben de oynamayayım diyorum diyor ama o oyuna kadar hiç oynamamışlığı evet. Yok Yusuf'un. Ya Okay az oynadı bir de sanırım değil mi?
Yani Okan 3 oyun falan oynadı. Ya, Yusuf burada şöyle yani Yusuf acaba Okay'ı sessiz görüp Okay üzerinden yani kızım sana söylüyorum gelinim sen anla der. Bir daha yapmayalım böyle diyor zaten. Öyle bir de net ifadesi var. Acaba Yusuf'un takım üzerinde bir tahakküm kurma çabası olabilir mi? Bence kesin öyle bir şey var. Hepsinde var ama yani. Normal aynen, Hikmet'te de var. Bora'da da var. Hikmet'te de var, Burada Yusuf'ta da var, Bora'da da var. Bora hani bir Okay'da daha geride ama. Okay'ın bu kadar sessiz olması da bence onun Survivor'a gelmeden önceki taktiği. Niye diyeceksiniz? Çünkü ben 1-2 saat Okay'la vakit geçirme imkanım oldu. İnanılmaz esprili, insanlara laf atan bir arkadaşımızdı. Oraya gitti. Ya gerçekten beli ağrıyor, belim ağrıyor dedi. Dinleniyorum dedi. Ya gerçekten beli ağrıyor ya. Niye bu kadar mutsuz gibi gözüküp ve bu kadar sessiz, ben onu anlayamadım. Bence çok başarılı bir yarışmacı. Ama treni kaçırmasından korkuyorum ben. Hani bir an evvel kendini daha iyi göstermeli diye düşünüyorum. Yusuf'un da ve diğerlerinin de ona oynadığını düşünüyorum. Yani bu tabii Bora'nın fikri mi acaba Okay çıksın demek? O dördümüz söyledik diyor. Bak, böyle bir konuşma olmuş olabilir. Çünkü baktığımız zaman erkeklerin içinden en az oyun oynayan sanırım Okay. Okay. Okay belki yani bu kameralara yansımamıştır belki bilmiyoruz ama ya belki kendi aralarında arkadaşlar ben az oyun oynadım. Ben bugün oynayacağım. Hani oyunu bilmeden bir, adam öyle bir şey demedim diyor ben ama. Hayır ya hayır zaman şöyle bir şey. Şimdi hiç parkura mesela biz oyuna giderken adadan ayrılırken parkurun ne olduğunu bilmeyiz. Mesela az oyun oynayanlar o gün mesela kendi aralarında derler ki hani ben derdim mesela arkadaşlar ben bu hafta hiç oyun oynamadım. Bugün ben oynayacağım. Giderdim mesela bakardım oyun bana hitap etmiyor. Ben bugün oynamayayım derdim mesela. Onun gibi stratejiler yapılabiliyor bazen. Ama bu senin bazen. İkinci senen ya. Sen şimdi olayı analiz edebiliyorsun. Bunlarda biraz daha istek var. Hani herkes bir an önce oynayıp kendini göstermek istiyor. Ve yanlış bir oyunu tercih etti. Ama ben yine de Okay'ın yani adada oyuna giderken öyle bir konuşma yaptığını düşünmüyorum. Olabilir. Ama zaten Okay ben oynayayım demedim arkadaşlar size dediği zaman kimse de oradan çıkıp sen oynayacağım dedin demiyor ki adama. Adamın yüzüne öyle bir şey söyleyen yok. Böyle bir konuşma geçiyor orada. Bora da diyor ki biz dördümüz hemfikir olduk diyor. Atakan diyor ki Yusuf diyor ki ben demedim diyor. Ama Yusuf'un orada başka bir şeyden bahsettiğini düşünüyorum ben. Söylemiyor ama Yusuf. Yusuf orada yüzüne karşı diyor ki abi devamlı ben oynayayım diyorsun diyor. Yani demek ki Okay bunu daha önceden ima etmiş, oynamak istiyor. Çünkü Survivor'da arkadaşlar yani ilk başlarda genelde bu sıkıntılar evet. Yaşanılır. Biz de yaşadık. Aynen. Yani birileri gelir işte bugün ben sen işte sen ben çıkıyoruz ilk turda falan. Bir an diyorsun ne oluyor ya falan diyorsun yani. Bir dakika ya. Bir de şöyle olur. Yani. Birisi çıkar oradan der ki en iyiler çıksın. Yani en iyi evet. Kim? En iyi kim? Neye göre kim iyi? Yani o yüzden bu tartışmalar yaşanacak. Zaten Survivor'ın tuzu biberi derler yani. Ama işte bu ben şey düşünüyorum. Zaten. Okay'ı niye ateşe atıyorlar? Sessiz olduğu için olabilir mi? Bence yani çünkü olabilir. Bu oyun belli ki onluk değil. Ya Okay burada gerçekten şaşırıyor yani. Okay çıksın diyor Bora. Ben mi falan diyor neredeyse içinden. Yani hiç onluk bir oyun değil ya. Adam o kadar bence istemiyor ki. Belki farklı bir şey denemiş olabilirler. Küçük yani böyle bir adam. Adamın böyle hata yapması bence istemeyerek çıkmış oyuna. O oyunda oynamasaydı da Okay onlar kaybedeceklerdi zaten. Evet evet zaten kesinlikle. Okay'a mal etmeleri çok yanlış. Bir de şöyle bir taktik denendi burada biliyorsunuz. Havaya sembolü atarak devamlı karşı rakibine atak yaptı bizim takımımız. Bu ısrarla... Denendi ısrarla hata yaptılar. Biliyorsun ki zamanında İlhan Mansız bunu çok şık yapmıştı. Çok iyi yapmıştı evet. Sonra herkes denedi ama evet. Kimse beceremedi. Ama Yunanlar yeni bir taktik yaptı onu gördün mü peki? Hangisi? Eliyle tutuyor mesela bir kız yaptı. Julietta mıydı onun adı? Tony. Hayır. Tony mesela söyledi. Elini tutuyor böyle. Ha, evet. Göz, Sen ona tam hamle yaptığında zaten senin sembolün düşüyor ya. Sen ona hamle yaptığının... Fırlatıyor havaya sembolünü. İşte onu Tony şöyle bir şey yapılabilir mi? Burada evet, fırlatıyor havaya yaptı. Sembolünü. Seninki ondan önce kadar düşüyor. Yani. Şöyle bir şey. Mesela var gücünle havaya atacaksın. Zaten onun düşmesi 10-15 saniye sürebilir. O an sonra rakibine... Olmuyor. Niye? Yani belki müsaade edilmez ona. Bu oyunda Tony onları çok iyi, Yunanları çok iyi bence organize etti. Ve hiçbiri atak yapmayarak, sadece defans yaparak ve senin dediğin gibi... Düşeceğini anladığı anda havaya attı. Onunki daha önce düştü. Evet. Ve bu taktiği takıma veren Yusuf.
Yusuf oynadı ilk baş biliyorsunuz. Yusuf geldi dedi ki arkadaşlar sembolü havaya atın, atak yapın dedi. Ve komple herkes bunu denedi. Başarılı olamadılar. Yusuf niye burada bir serzenişte bulunuyor? Aslında akıl Yusuf'tan çıkıyor burada. Ya işte ben onu yanlış yaşışmadan dolayı sadece. Ha, kendisi başarılı olabilir. Ve herkes de aynı kabiliyet olacak diye bir şey. Yusuf belki bunu becermiş olabilir. Ya başarısızlığa tahammülleri yok yani. Bu normal bir şey. Sporcuların zaten profesyonel olan sporcuların başarısızlığa bir tahammülü yoktur. Ama bir de ilk defa fark yiyorlar. Evet yani bu kötü bir fark tabii ki de ama yine de bence Okay oynamasaydı da yine de yenileceklerdi. Ben öyle düşünüyorum çünkü iyi analiz edemediler ya da analiz ettiklerini oraya sahaya yansıtamadılar. Uygulayamadıktan sonra da sonuç pek de değişmiyor. Ama bunları ne kadar etkiler sonraki oyunlarda onu bilemeyeceğim tabii. Bir Büşra'nın kızlara isyanı var VTR'mizde. Bakalım. Nasıl gelişmiş olaylar? Şimdi ilk dörtlüde uzunlar çıksın dedik. Melisa ve ben buna dahildik. Tamam karşı takım sesi ben çıkamadım. Hiçbir problem yok. Sonuçta elimizde olmayan ya, bir şey. Takımın en uzunu benim. 2 metreyim ben. Ama çıkmadım. Bak, aynen bir saniye. Bir saniye. Sadece ben araya gireyim sen sonra bitir. Tamam. Hiçbir problem yok dediğinde hep bunu dile getiriyorsun bak. Evet. Yani bunu söyleyeyim sadece ama sen devam et. Yani insan şey yapıyor burada. Bu bir problem değil benim için ama ben bunu gene de söyleyeyim dediğin zaman yani aslında burada bir problem var demektir. Takımım bir saniye. Takımım beni oynatmak istedi ama çok karşı takım var. Beni seçmediği öldü için kaçtı. Oynayamadım. Aşkım. Burada problem yok. Gerçekten yok yani. Diğer konu şimdi ikinci dörtlü seçimlerde altılı özür diliyorum. Üçlü seçim. Evet, üçlü oldu. Ben kaldım bir tek oynamaya. Ben de kaldım. Kızlardan bahsediyorum. Kızlardan. Daha sonrasında ben seçim yapacakken Sude, Ecem diyorum ki ben diye konuşuldu. Hani bu arada o an sadece seçeceğim. Sude Ecem demedi ama bütün takım arkasını dönüp Sude'yi Ecem dedi. Ben sadece Sude'yi duydum. Ecem oynadığı için alışkındır diye garanti sayı olarak görmek ama istedim aynen. O skorda. Olabilir ama ilk dörtlüde sonuçta çıkacaksın denildi. Karşı takım seçmedi. Ben bekledim. Ama bu tabii ki ama bunu tam seçeceğim anda söylediler. Tamam. Anladın mı? Hani ben böyle ne yapacağımı şaşırdım. Bütün takım döndü. Tam o anda Ecem denildi. Sude de Ecem dedi. Ben arada kaldım. Tam öne attım. Sen aynen bu şekilde yaptın. Ya burada bayağı var ama. Ha şimdi senin bu hareketini görünce ben de ama bir saniye bana çıkılacaksın denilmiş. Sudeciğim. Ben tam elimi kaldıracağım. Sude yanımda suratıma bile bakmıyor hatta. Ecem. Bir şey söyleyebilir miyim? Ben aşağıdan Hikmet abilerin her tamam da son anda bir şey değişmiş olabilir yani. Ama bak o sırada bizim süremiz yok. Gerçekten kurmuyorsunuz. Ama konu, o sırada bizim zamanımız yok. Konu, o zaman konu, karar vermek zorundayız. Ben orada oyuna çıkacağım. Ya bana Ecem kadar oyuna çıkacak olabilirsin. Demolize oluyor insan. Bir dakika. Sen bugün kaç kere yarıştın? Bir kere. Yani bak, demolize de olabilirsin. Her şey olabilir. Beni de son anda oyundan çıkarabilirler. Yani Büşra. Bunda bir şey yok. Mesela ilk oyunu kaybettim ama kendime güvendim çünkü takımım gidip belki ben de oynamayacaktım. Bir karış lafınızı bölüyorum ama ya bunlar normal şeyler olabilir. Son anda değişebilir. Ben bak gördüm evet. Kendimi yani çektim direkt. Gerçekten bir dakikamız var ve çok hızlı düşünmemiz lazım. Aynen. Son saniye çok şey değişebiliyor tamam mı? Senin de psikolojini bu yönde hazırlaman lazım kendini anladın mı? Yani şöyle bir şey yok abi. Son saniye beni seçtiler gittim o yüzden yenildim. Ben böyle yarışamıyorum. Böyle ya da dur. Ya da ben bu yüzden işte böyle çıkıp yarışamıyorum. Bunu diyemezsin abi. Yani oraya için sen yarışmaya gittiğin an parkura yürürken kendini hazırlaman lazım. Yoksa yani başaramazsın. Evet burada Büşra'nın bir serzenişini görüyoruz. Eşleşmeler konusunda. Yine bir oynayıp oynayamama krizi. Burada kimi haklı görüyorsunuz, kimi haksız görüyorsunuz ya da nasıl değerlendiriyorsunuz? Sen de başla. Her oyundan önce ve sonrası illa böyle bir adada bir şey var abi. Sivrisinek gibi. Devamlı bu kız şey konuşuyor. Niye beni oyuna almadılar? Oyunu aldılar ama destek vermediler. Kendimi güvende hissetmiyorum. Kendimi işte iyi hissetmiyorum. O yüzden kaybettim. gerçekten evet kızcağız devamlı belki adapte olamadı mı? Adapte olamadı belki siz daha iyi bilirsiniz ama hani takımın bütün her şeyini bırakıp
devamlı ona şey demelerini istiyor. Hadi Büşra, hadi Büşra, Büşra, Büşra. Uyurken bile böyle uyusunlar istiyorlar. Büşra, Büşra. Yani ninni devamlı. Çok acayip bir destek istiyor kız. Yani tamam yani mesela Ecemi resmen şey yapıyor. Hani sen çıkma, ben çıkayım gibi. Yok aslında öyle bir şey yapmıyor. Orada orada kararsız olan Büşra aslında. Şimdi Büşra'ya şey diyorlar. İlk önce sanırım konuştuklarında Büşra oyuna çıkacakmış gibi düşünülüyor. Sonra son anda Ecem'in ismi anılması Büşra'yı rahatsız ediyor. Ama Büşra da kararlı değil ki. İşte şimdi kararlı olursan ben oynayacağım dersin. Mesela ben öyle yapıyordum. Geliyordum oyunu kaybediyordum. Bench'e oturduğumda şey yapıyordum. Ben oynayacağım diyordum. İkinci turda da çıkacağım diyordum. Mesela çıkartmadıkları zaman rahatsız oluyordum. Ya ben oynamak istiyorum diyordum yani. Oynamayı istiyorum ben diyordum. Ama onlar çok tecrübesiz ya. Büşra'da o yok. Yani Büşra alakası yok. Oynamak istemiyor. Tedirgin. Yani şimdi, ya tedirgin ama evet, şöyle tedirgin de bir durum var. Şimdi mesela Büşra evet kendisine güvenmiyor ama takımın onu desteklemesini bekliyor. Güvensizliği takım aslında. Peki yaratıyor burada evet işte. Sen bir kadın gözüyle yorumlayacak olursan, kadınlar ilgiyi sever biliyorsun. Burada Büşra da bir kadın olduğu için takımından çok fazla destek göremediğinden dolayı biraz alınganlık mı yapıyor? Ya şöyle bence Büşra'nın performansı yeteri düzeyde olmadığı için bu da onun farkında. Ve o yüzden de kendisini daha kötü hissediyor. Ne olursa olsun oradaki yarışmacı bir oyunu kaybettiğinde bu durumu çok fazlasıyla içerliyor. Ve adaya gittiği zaman da hani sanki ben takıma yetersizim, ben takıma bir şeyler katamıyorum düşüncesi oluyor. Ve kendi kafasında bence bunu da sorguluyordur. O yüzden de oynayıp kendisini göstermek istiyor. Bu durumda da takımın onun yanında olmasını bekliyor. Ve ben Büşra'ya şu konuda hak veriyorum. Bir defa öncelikle tecrübesiz. İlk defa gidiyor ve çok heyecanlı. Hepsi tecrübesiz. Hepsi öyle. Tabii ki de ama yani kişisel olarak baktığında ben de ilk defa gittiğimde çok heyecanlı olarak gitmiştim. Oynamak istiyordum, kendimi göstermek istiyordum. İnsanların karakterleri çok farklı. Sen çok güçlü bir insan olabilirsin. Sana derler ki son dakika sen oynama ya deseler bu seni etkilemeyebilir. Ama ben aynı durumda olsaydım beni etkilerdi. Büşra'ya burada katılıyorum. Şu anda yakındır konuşuyor ama olarak, ben çıkacakken Ecem diyorsunuz diyor. Evet, tam oyuna evet, hazırlanıyorum aynen diyor. Aynen öyle. Yani kafasını tamamen oraya hazırlamışken sen değil de zaten kendisini yetersiz hissediyor. Belli ki oyun evet kazanamamış. Sen değil de boşa Ecem çıksın dediklerinde o zaten iyice kendini daha i̇şte kötü şu hissediyor. Çıkıyor o zaman. Yusuf hani diyor ya orada bak çok özür dilerim. Sen. Yusuf da dedi ki sen oraya adadan çıkarken oyun alanına giderken zaten kafa olarak bunu hazırlaman lazım. Son dakikada oyuna girebilirsin, son dakikada seni çıkarabiliriz. Buna alışacaktır ama bu şu anda değil, zamanlaması bu değil. Evet, 1,5 ay sonra, 2 ay sonra ya da bu biz bayrak yarışlarına kaldığımızda 9-9'larda karşı takım birisini çıkardığında sen hemen son dakikada bir insanı oradan çıkartıp sen değil de boşver bu oynasın diyebiliyorsun ve psikoloji herkesin ona hazır oluyor. Ama bu zamanlamada ben Büşra'ya hak veriyorum. Bence de hani burası Survivor yani. Buna hazırlıklı olması gerekiyor. Mesela ben Yusuf'a burada katılıyorum. En sonunda bir konuşma yapıyor ya. Yani diyor bir dakika içerisinde bir de takım daha tam tanımıyor birbirini. Evet. Bir dakika içerisinde karar veriyoruz. Buna hazırlıklı olmalısın diyor. Yani bu psikolojiye kaldırmalısın diyor bu psikolojiyi. Bence yani şöyle bir şey var çünkü Büşra'ya yapılmayan ne yapılıyor mesela bir kadınlara? Hani olası herkes bir aynı. Olası bir konseyde acaba bir kurban arıyor olabilirler mi? Ya illaki yani şu anda hepsinin kafasında ilk yazması gereken isim bellidir. Sıralama vardır. Yani o sıralamalar da muhtemelen olaylara göre, oyunlara göre şekillenecek ama baktığımız zaman şu an mesela tabii ki kadınlar ada ortamını erkeklerden daha zor ayak uyduruyor. Bu bir gerçek. Büşra da kadınların içinde en geç ayak uyduran kişi diye düşünüyorum ben. Zaten yüzünden de belli kızın yani erimiş, bayağı bir zayıflamış. Ve böyle daha hala oraya adapte olamamış gibi. Zamanla olur yani çünkü Survivor'un bu 15-20 günü gerçekten hatta 30 günü çok zor geçer. Yani benim burada ne işim var falan gitmek istiyorum falan dersin. Ama bir alıştıktan sonra vücut artık o Survivor'da yaşamaya miden de küçülüyor zaten. O zaman artık tamamen kendini mücadeleye kilitliyorsun. Ona odaklanıyorsun. Büşra da eğer o kadar kalma şansı olursa İlerleyen süreçlerde Büşra, belki varlık gösterebilir. Ya bu şeyleriyle hani beni çok heyecanlandırıyorsunuz işte bana güvenmiyor musunuz falan demeleriyle yazmayacağı varsa bile yazdıracak. Öyle sen Büşra'nın eleneceğini mi düşünüyorsun?
Hayır, elenebilir. Orada herkes eğer bir dokunulmazlık şey oyunu kaybederler. Yazılır mı peki? Yazılır bence. Evet, bence de. Sence yazılır mı? Bence de yazılır. Yazılır yani. Bence ilk aday Büşra olur. Bence artık. Bundan dolayı ama yazılır. Hani bu kadar çok... Hayır ama performans olarak da şu anda yazılması gereken bir isim olabilir Büşra. Yani beni neden yazdınız diyemez. Çünkü orada senin kim ne derse desin, ne kadar düzgün adam olursan ol, ne kadar iyi insan olursan ol, sevgi kelebeği ol, oyun kaybediyorsan seni yazarlar. Yani o bir gerçek. Survivor'da ayakta durabilmen için oyun kazanman lazım. Ama Bora'nın bir ifadesi var diyor ya, sen hiç problem yok diyorsun ama diyor hep problemin olduğunu söylüyorsun ondan sonra diyor. Ya evet, o aslında bir problem. Bora orada güzel ifade ediyor yani, kırmadan söylüyor. Aslında sen problem yok diyorsun, tamam beni işte burada demoralize ettiniz, problem değil diyorsun ama olsun diyorsun. Mesela o aslında bu problem, o zaman bunu problem olarak sun bize, biz bunu halledelim diyor. Yani problemi ortadan kaldıralım, bir çözüm üretelim. Aslında böyle. Aynı konuşma tarzını Bora da yapıyor. Ama mesela Büşra'ya laf ediyor. Yani onun da mesela bir laflara girerken ki konuşma tarzı da böyle. Ya şimdi bir şey söyleyeceğim ama diyor mesela yanlış anlaşılmasın ama bence böyle böyle diyor. Yani Bora da aynı. Tabii Bora'da da bir hafif laf sokma tabii durumları yani, var. Çok kibar. Evet. Çok kibar. Yani, böyle lisanı da çok aynen, güzel. Aynen ama. Bir Murat Ceylan edasıyla tam, Büşra da yapmaya cevap çalışıyor. Yani. Büşra da onu yapmaya çalışıyor. O yüzden de Bora'nın tabii dikkatini çekiyor. Peki Yusuf'un tavırlarına ne diyeceksiniz? Yusuf'un hep şöyle bir şey sorduğu zaman tamam mı diyor, anladın mı, bir daha yapmayalım. Biraz sanki üstten bir tavrı var gibi geliyor bana. Ya olabilir yani şu anda ekrandan. Yani Yusuf'u ben biraz tanırım. Ama öyle çok böyle üstten tavır sergileyen bir çocuk değil. Çok saygılı aslında. Yani mesela benden yaş olarak da küçük olduğu için bizim diyalogumuz çok fazla olmazdı. Bazen antrenman yapmaya onun çalıştığı salona giderdim. Salonun sahibi bizim de arkadaşımız, dostumuz. Hani Yusuf'la o anlamda tanışıklığımız var. Yani şimdiye kadar hiç çok samimi de olmadık. Yani saygıda da hiç kusur etmedi. Ama iyi bir insan yani. Yusuf'a baktığım zaman ben gerçekten de hani yaşadığı, anlattığı hayatı yaşayan, bugünlere gelen ve şu an burada o hayatını bir şekilde insanlara anlatmaya çalışan bir çocuk. Bir kardeşimiz. Yani ben burada kimsenin böyle ahkam kestiğini zannetmiyorum ama var olma mücadelesi herkeste olacaktır bu. Hikmet'te de var, Yusuf'ta da var. Yani Gizli Atakan'da da var. Belki Okay'da da var. Zamanı geldiğinde o da elbet dişini çıkartacak. Ya yani çünkü burada konuşmadan yapamazsın. Bir yerde dur demen lazım. Belki çünkü geç kalabilir ama Okay. Geç kalırsa o da o zaman treni kaçırmış olur. Yani Okay öyle olabilir. Şimdi zamanlama önemli zaten. Okay yine bir oynayıp oynamama konuşması var. VTR'mizde göreceğiz bakalım ne oluyor. Arkadaşlar bu oyunun ikincisi de var. Beni dert görüyorsanız ikinci de zaten oynamayacağım. Kendi kararımla. Ya seni dert görmüyoruz ki sen. Hayır Okay, öyle ya şey Okay, mi? Sen, ben, hayır, ilk sen o kadar o kadar alıngansın ki. Alınganlık yok bak. Ha. Bu da bir kişinin farkıyla bitmedi bu oyun. Ya sen bizim aramıza bile gelmiyorsun. Ben tek başına hareket ederim diyorsun. Konuyu değiştirme. Ya konuyu değiştirme değil. Benim gelip gelmemekle ya, ne alakası var ya? Ya ne alakası var? Ve arkadaşım ben... Burada biriz. Madem belim birlikteyiz. Ağrıyor, sürekli dinleniyorum bir yerlerde. Ya ne dinleniyorsun? Bak ben kimseden uzak da değilim. Kimseye çok da yakın da değilim. Bunu ya biz burada biz ekibiz diyoruz. Çekme. Acun abi söz verdiği zaman biz bir takımız. Biz çok iyi bir ekibiz. Böyle ekiplik olmasın o zaman. Sen kaçıyorsun. Biz bir ekibiz diyorsun. Böyle ekip mi olur? Ben sahada göstermiyor muyum kendimi? Gösterdim bugün. İki adım attın. Avrupa şampiyonuyum diyorsun. Elinden düşürdün. İki adım attın. İki mücadele abi, bile yapmadın. Öyle deme ama. Gösterdin yani. Bu mu? Hikmetciğim sen oyun kaybetmedin mi? Ya oyun kaybedersin ama mücadele edersin. Sen adamın yanına gitmeden düştü elinden düşürdün. Düştü elimden. Düştü ne abi? Ya o senin koordinasyon bozukluğun. Nasıl koordinan varsa artık. Ya olur abi. Olur. Deme. Olmaz demiyorum. Ha. Ben sahada kendimi böyle mi gösteriyorsun? Evet, meşhur starımız ortaya çıktı nihayet. Hikmet. Evet. Burada Okay'ın muhtemelen hayata dair tek gerçekliği onun başarıları, şampiyonlukları. Sen de sporcusun, senin de o tarz başarıların var. Senin için çok önemli olduğunu düşünüyorum ben bunların. Ki tabii sporcuların ki. Çok yani hayat amaçlarından biri bu.
Şimdi buradan konuyla hiç alakası yokken buralardan yüklenmek ve bu tavır sence nasıl bir tavır ve Okay'ı burada küstürmek çok doğru mu? Şimdi burada şey olur yani bir adama tutulursun bir şeyden. Yani muhtemelen zaten orada söylüyor. Hani sen bizim yanımıza gelmiyorsun, ayrı takılıyorsun, işte kafana göre davranıyorsun. Bench'e geldiğinde de biz bir takımız diyorsun. Yani burada aslında rahatsız oldukları şey Okay'ın oyun kaybetmesi değil. Okay'ın yalnız kalışı, Okay'ın böyle biraz onlardan uzak durması aslında rahatsız ediyor Hikmet'i. Ama onu bir yerden vurması lazım, canını acıtması lazım. Bunu da bu şekilde kullanıyor. Yani çok yanlış sularda yüzüyor bence evet. Hikmet. Çok yanlış cümleler kuruyor. Yani milli formayla az veya çok. Bu hiç önemli değil. Bir defa da milli olmuş olabilir. Avrupa şampiyonu olmuş. Şampiyonlukları gençlerde var. Mi, büyüklerde mi bilmiyorum. Tam hayatını bilmiyorum ama gençlerde de olsa, yıldızlarda da olsa yani bir milli formayı giymiş, bu ülkeye hizmet etmiş bir insan. Ya ikinciliği saygı var. Duyacaksın. Yani işte orada yanlış şimdi sen orada elinden düşürmeyle kalkıp Avrupa şampiyonluğuyla dünya ikinciliğini kıyaslamaman lazım. Yani orada tutulmuş Hikmet Okay'a. Evet, tutulmuş ama Hikmet de yani güreşçi yetiştiriyormuş. Okay da güreşçi biliyorsun. Evet. Belki de Okay onun yetiştirdiği öğrencilerden daha başarılı olabilir. Sonuçta şampiyonlukları var. Belki acaba, de değildir. Belki de değildir bilmiyoruz ama sonuçta o camiada Okay başarılı bir sporcu. Ama şeyin Hikmet'in öğrencisi değil. Akanlar evet, onlar. Evet. Acaba buradan gelen bir ihtiras olabilir bence mi? Bence fragmandan tutuldu Hikmet. Fragmandan mı? Evet, fragmandan tutuldu. Çünkü Okay Avrupa şampiyonuyum ben demesi. Çünkü şimdiye kadar mesela biz de Avrupa'da dünyada madalya aldık. Hiçbir zaman fragmanda böyle bir cümle kurmadık. Hikmet de aynı camiada olduğu için muhtemelen onun bunu fragmanda söylemesi belki Hikmet'i rahatsız etmiş olabilir. Oradan da tutulmuş olabilir. Ama Okay'a karşı bir ön yargısı var Hikmet'in. Tamamen senin hayattaki en önemli gerçekliğin ne? Dürüst olma. Dürüst olma. Senin birisi dürüstlüğüne laf söylese ne yaparsın? Yani kırılırım tabii ki de ama şöyle bir durum var. Ben burada tamamen Hikmet'in yani bir insan benim kariyerime laf ediyorsa, yaptığım başarılara gösterdiğim çabaya laf ediyorsa yani ben çok da bu durumu affetmem ya da alttan alacağımı da düşünmüyorum. Ben onunla Okay alakası kadar, da yok zaten. Okay kadar da sakin durabileceğimi çok düşünmüyorum. Fazla, çok tabii. Fazla alttan alıyor bence ya. Ben olsam ne yani, diyorsun sen ya falan evet, derim yani. Bu kadar da baksana şeyi bile bozulmuyor. Olduğu yerde yatmaya devam ediyor. Ya bence burada Hikmet error veriyor. Yani bir insan düşünerek böyle konuşamaz ya. Tabii. Yani düşünmeden ağzına ne geliyorsa söylüyor. Yani yanlış mıyım? Yani Hikmet ya. Bana 2017'yi hatırlatıyor açıkçası. 2017'de bir arkadaş vardı. Kim? Şeyde, İsim verelim konuşalım. İsim lazım. İsim verelim. İsim lazım değil. Yani takım kaptanı olduğunu düşünürdü hep mesela. Sonra çıktıktan sonra ben aslında takım kaptanı değilmişim. Herkes benim arkamdan konuşuyormuş. Benim söylediklerimi yapmıyorlarmış. Yapıyormuş gibi görünüyorlarmış falan gibi. Böyle bir açıklama yapmıştı. İşte önemli olan da bu. Sen orada takım kaptanlığına soyunmayacaksın. Ekrandaki insanlar seni orada bir lider olarak görürlerse zaten seni taşıyorlar Kıbrıs'a. Evet. Yani orada böyle bir gereksinime hiç gerek yok. Yani ben takımın büyüğüyüm, ben takımın kaptanıyım, işte ben ne dersem olur, ben daha fazla sportif kariyerim var. İşte güreşçi çalıştırdım, onu çalıştırdım, bunu çalıştırdım. Ben her şeye karar veririm, beni dinleyin edasında olursan olmuyor bu. Seyirciye de kötü geçiyor yani. Ya burada bir de gerçekten çok hani kavgada bile söylenmez derler ya. Yani benim de aklıma senle Tur abinin o şeyi geldi. O bayağı bir yüz yüze onun arasında da öyle bir muhabbet olmuştu. Yani böyle bir şey herhangi birinize söylenmiş olsaydı gerçekten de Okay çok fazla rahat ya. Sen benim Avrupa rahat şampiyonu değil de sakin bence. Şimdi şöyle bence şey oluyor. Tamam ya yani çok sakin. Ha. Kusura bakmayın ama çok yanlış bir kelime. Yani şimdi hani rahat dersem ben onu mesela ben kendime yok, tamam, söylenmiş sakin, gibi hissediyorum. Sakin hani diyeyim. Rahat olunca sanki olayı böyle. Tamam aha, sakin diyeyim Damla Hanım. Evet. Sakin diyeyim evet. Bence çok mütevazı bir şekilde karşıladı evet, o kaybını. Ama ben şey de demek istiyorum. Bence biraz istiyorum. Daha sert olabilir yani. Olabilir evet. Tabii ki olabilir. Bence yani bana sorarsan bence de olmalı ama mesela Hikmet'te bu dediğin takım kaptanlığı olayı var ya evet bu olaya soyunuyor ama mesela Okay'ın bu rahatlığı belki de
ben hani takımın bir grubun içerisinde, birilerinin içerisinde yer almayıp ben başarımla orada kendimi göstermek istiyorum dediği için de bu rahatlığı olabilir. Onun düşüncesi de ama sanki işte... olabilir tabii. Ama bir de şöyle bir durum var. Okay ve Hikmet arasında şimdiye kadar hiçbir problem olmadı. Sen bir adama bu şekilde yaklaşırsan o adamdan bir daha bence bir destek veya bir muhabbet bekleme. Ben öyle düşünüyorum. Yani, Hikmet'in bu tavrı, mesela sana böyle bir şey yapılsa sen bir daha o adamla elektriğini tutar mıydın? Yok ya, bir kere istemeden refleks olarak şey dersin. Ne biçim konuşuyorsun ya? Kırıcı konuşabilir, ona da bir şey demiyorum ama aralarında bir problem yok. Aralarında problem olsa onu anlayacağım ama ortada bir şey yok. Yani ortada bir şey yokken sen direkt bir adama böyle yaklaşırsan... Yanlış olur, evet. Çok yanlış olur ya. Bu şey işte ya, bence kesinlikle diyorum ya sana, Hikmet error veriyor. Kırmızı kartı kime göstereceksin? Kime? İster misin ya, kart var. Ne yapayım ben bunu? Nasıl kopuş? Sanki şey ya, korkuyor. Sen ister misin göstermek? Kime? Hikmet'e. Hikmet'e mi? Ha. Yok, kırmızı kart göstermem. Niye? O seninle özdeşmiş. Gösteriyoruz şey. Da hani bilmiyorum ama ortada duruyor. Sen, İsteyen alabilir. Sen gösterebilirsin istediğin. Bize gösterme de kime gösteriyorsan göster şu an burada yani. Ve bunun yankıları devam ediyor. Takımımızda dağılma hafif hafif yaşanmaya başladı. Bir VTR'miz var efendim. Üç oyun aldık. Her şey çok güzel gidiyor. Ama bir oyun kaybettiğimizde çatlak sesler ortaya çıkacak. Problemler ortaya çıkacak. Dedim ki bu zaten dün gece oyundan sonra da gerçekleşti. Hatta bench esnasında da gerçekleşti. Çok bir oyun kaybettik. Hemen problemler başladı. Bu iş böyle bir şey. Ben daha önce söyledim. Ben söyledim bunu yani. Onlar beni belirledi. Akşam barakamıza geldiğimizde de Okay abi işte sen neden oynuyorsun? Yani neden çıktın gibi bir izlenimle Yusuf konuya girdi. Ben orada biraz girince tabii adanın başladığından beri ortaya çıkacak işte adada olan şeyler konuşulmaya başladı. Hikmet devreye girdi. İşte sen yok ayrı takılıyorsun. Yok iki tane kız var, onları savunuyorsun sürekli. Aslında benim hiç kimseyi savunduğum yok ama bunu bu şekilde lanse etmeleri beni açıkçası kırdı. Adam Yusuf'a ne diyor Okan? Sen de diyor kaybettin yani. Ya o şekilde kıyaslama yapma. Senin kaybettiğini ben yendim de. Ne o? Ne diyor ya Okan? Ne diyor? Sen de diyor o adama kaybettin. Ama Yusuf mücadele ederek kaybettin. Sen hiçbir şekilde bir mücadele göstermedin. Direkt elinden düşürdü. Bu takımda hiç kimse kimseden üstün değildir. Yani kimse kimseye sen sus konuşma başkası konuşsun gibi bir cümleler yapamaz. Yani ben buna karşıyım açıkçası. Çünkü biz bir takımız. Bench'teydim. O an bileğim zaten ağrıyordu. Ve yanlış hatırlamıyorsam Büşra oyundaydı. Hikmet abi o Büşra'dan önce beni de yönlendirmişti. Ve Hikmet abiyle Yusuf yönlendiriyor bizi. Melisa, Hikmet abi duymadı. Benim önümdeydi. Melisa, Hikmet abi sen dur ya, sen karışma işte. Yusuf konuşsun sadece falan. Ya takım arkadaşın, tam Büşra oynuyor da sen takım arkadaşına sen dur Yusuf konuşsun. Bu nasıl bir cümle ya? Ben, bu benim için, ben hoş karşılamadım. Hikmet abi konuşamaz mısın? Hayır konuşabilir. Nasıl daha iyi? Abi daha, daha iyi yapıyor yani, bana göre daha iyi yapıyor. Anne bağırıyorsun. Anneye karışıyorsun sürekli. Anne karışıyorsun, adam bir şey kötü bir şey söylemiyor. Kötü bir şey söylemiyorum, Yusuf söylesin dedi. Bu benim fikrim. Akşam Ecem'le bir diyalogumuz oldu. Aslında konu Ecem ve ben değildik. Takımda konuşulan şeyleri oyun esnasında uygulayamamızdı. Uygulayamamaktı. Şimdi boyu uzunlar deniliyor. Melisa ile bana seç deniliyor takımca. Tam seçeceğimde mesela başka biri çıktığında hani ne oldu falan oluyorsun. Çünkü haberin yok. Ecem gel. Ecem söyle abi. Tam Büşra sen git. Gel söyle. Tam Büşra çıksın. Evet. Hayır. Yok çıksın. Hayır. Ya ne fark etti hadi. Tamam gel. Demin. Tamam. Ecem sen de Büşra ile bir şey yap. Konuş bence. Yani büyük problem yok ama çözün, o şekilde gidelim yani şey. Tabii konuşmak oyuna isterse konuşurum. Ben çünkü onunla konuşmaya çalıştım zaten. Eşleşmelerde ciddi bir sıkıntı var. Yanlış anlaşılmalar başladı, çatırdamalar başladı. Umarım sonumuz hayır olur. Büşra nerede? Sakin sakin halledeceğiz yani. Dün bir saçmaladık, oyunu verdik. Yok. Herkes bir öne çıkma modunda. Herkes kendini bir öne atma modunda. Bir olayla, olumlu olumsuz fark etmiyor.
Böyle olmaması gerekiyor. Önemli olan kazandığımızda verdiğimiz reaksiyonu kaybettiğimizde de verebilmektir. Tabii ki hiçbir konsey yaşamadık daha ama çatırdamalar başladı. Aynen. Ya burada Bora aslında hani bu VTR'yi izlerken de konuşuyoruz ya. Hepsinin bir hadi toparlayalım, bir sorun varsa halledelim. Sorun çıkarıyor, sorun varsa halledelim. Mesela burada Bora'nın ben söylemiştim, böyle olacağını söylemiştim ve oldu. Bak gördünüz mü? Seyirci hani bunu göstermeye çalışıyor gibi ve sanki yani tabii çok erken belki ama Bora hadi yenilin de ben de bak dediğim çıksın. Sanki öyle bir havası burada yok şimdi mu? Bence bir problem yok ama bunu devamlı problem varmış gibi konuşmaya çalışmak daha bir problem yaratmaz mı? İşte aynen öyle, ben de ondan bahsediyorum. İşte problem devamlı öne sürülüyor. Bak problem var, problem var. İyi, bir kere yenildiniz ya, tamam. Yenildik, biz daha hiçbir konsey yaşamadık, bir şey yaşamadık. Evet. Biliyorsunuz ki konsey yaşayan takım Yunan takımı ve onlarda böyle bir problem olmadı. O kadar olmadı. Yok yani. Konsey elenen bir yarışmacımız var. Yunan takımından biliyorsunuz. Konsey, evet Damlacığım. Demi eğlendi. Konsey'de evet, Demi eğlendi. Evet, Demi eğlendi. Demi. 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 De. Bekliyor muydun? Yani ben aslında bekliyor muydum? Çok da şey Yunan takımı için konuya şey değilim yani. Birisi konuşurken böyle altyazıyı takip ederken yukarıda kim konuşmuştu falan onları böyle es geçebiliyorum. Yunan takımı için böyle inanılmaz bir analizim yok. Tek tabii ki de bu Afroditi benim için bence o takımda göze çarpan. Ve onun dışında şu anda bence yarışmacıların yani zamanlama çok kötü elenmesi için. Kimse kendini gösteremiyor. Gerçekten iyi ise bile, iyi bir yarışmacı ise bile iki oyunda değerlendirilip elenmiş oluyor. Bunun için tabii Demi için üzücü bir durum. Ama tabii kazandığımız için de Türk takımı olarak bakmak lazım. Bu durumu değerlendirmek lazım. Bu durum bizi etkiler mi? Demi'nin oradan gitmesi bizim takımımızı ne yönde etkiler? Bunu konuşmamız lazım diye düşünüyorum. Zaten yenen bir takımız, kazanan bir takımız, güçlü bir takımız. Demi'nin elenmesi bizde neyi değiştirir? Hiçbir şey. Daha çok onları acaba Demi'nin elenmesi Yunan takımını güçlendirir mi? Vallahi birileri elenince tabii ki takım ya güçleniyor ya da zayıflıyor aksine. Yani biz her zaman şey deriz. Doğru eksilme. Doğru eksilmeyi yaparlarsa takım güçlenir. Ama doğru eksilmeyi yapamazlarsa daha çok geriye giderler. Benim Yunan takımında gördüğüm şey şu. Aslında hepsi sporcu. Kötü değiller. Parkurlarda kötü değiller. İşte oyunlarda Demi kötü çok değiller. Hırslıydı ama. Evet ama yani sonunu getiremiyorlar. Şu anda bizim takım Yunan takımına göre daha adapte. Sonunu getiriyor. Evet daha adapte. Mesela Hikmet iyi atışları, Yusuf'un atışları, şeyin atışları, Atakan'ın atışları. Kısa bir aradan sonra çok özel görüntülerimizle sizlerleyiz. Çok kısa bir aradan. Kimin acaba? Survivor Panorama hafta sonu tüm hızıyla devam ediyor efendim. Şimdi geçtiğimiz haftanın flash tartışmalarından biri Yusuf ve Hakan arasında gerçekleşti. Bir izleyelim, sonrasında değerlendirelim. İlk eşleşmede hata yaptığımız için abi ne yapıyorsunuz ya dedim takıma, tamam mı? Abi sonra Hakan dönüp bana dedi ki abi siz ikiniz oynamayınca hep fırtınalar kopuyorsun, tamam mı? Şimdi sen burada abi dediğin şeyle çelişiyorsun. Biz bütün oyunlarda oynadık bugüne kadar. Evet. Tamam mı? Hiçbirinde oynamamazlık yapmadık ya da işte oynamadık. Yani öyle bir seçilmeme durumu olmadı. Sadece bugün oynamadık. Bir defa dediğin şeyle çeliştin. Yusuf'la Atakan eşleştirmelerde sıkıntı yaşadığımızı söylüyor. Doğru yapmadığımızı söylüyor. Onları ön plana sürmediğimizi söylüyor. Ama bence hiçbir yanlışlık yok. Zaten yanlışlık olsaydı hani yine yenerdik. Ama böyle bir farkla yenemezdik. Çok saçma, gereksiz konular büyüyor. Ben anlamadım sorumu. Birisi öne atlamış, tamam. Siz seçim yapamamışsınız. Ben size sordum, ne oldu, sıkıntı ne? Anlamadım bir süre. Tamam, anlamadım, niye böyle çeviriyorsun? Onun üzerine demedim. Onun üzerine hala
böyle bir moraliniz bozuldu. Atakan'la orada konuşuyorsunuz. Bir şeyler oluyor. Ne konuştuk? Ya konuşalım şey ya. Takımın yaptığı hatadan bahsediyorum. Ha. Tamam abi tamam ama ha. Oradaki yaptığınız davranış takımın motivasyonunu düşürüyor. İşte ne motivasyon? Ne yaptığımı söylersen ben bileyim. Abi atıyorum bak. Bu adam kaç kere oynadı? Tamam. Bu adam hiçbir şekilde böyle bir şey sergilemiyor. Biz bu oyunda... Ne sergilediğimi söyle. Bir dakika ben konuşuyorum arkadaşlar. Tamam, tamam. Dinliyorsunuz. Bu oyunda ben oynadım. O oynadı, yoruldu. Tamam. Şimdiki oyunda siz oynarsınız. Takım olarak daha iyi. Abi yani şöyle bir şey. Duygusal niye... bir stratejik hareket etmemiz gerekiyor. Tamam biz niye oynamadık diye bir şey söylemedik mi? Söylemedik ya abi. Şey dedik abi. Biz yine adam seçerken hata yaptık dedik. Takıma ben, dedim ben. Ben ona bir şey demedim. Tamam sen sanki biz oynamadık diye problem çıkarıyormuşuz gibi ben ne dedim, davrandık. Takım kazansın benim oynamam önemli değil. Şu an dediğin şey ona çıkıyor abi. Hayır hayır hayır. Siz şu an çok büyük beni çeliştiriyorsunuz. Takım hata yaptı. Adam seçmede problem çıktı değil mi? Ya. Ben de döndüm dedim ki abi nasıl eşleşme yapıyorsunuz dedim. Tamam mı? Sonra sen de döndün bize dedin ki abi siz ne zaman ikiniz oynamasanız fırtına kopuyor. Ben sana bir söyleyeyim. Ben hayır, fırtına koparsam senin ruhun duymaz ya. Onu söyleyeyim. Senle tartışsam sonuna kadar haklıyım ama takım motivasyonu düşündüğüm için tartışmıyorum ya. Yaptığım bir şey söyle bana. Kim karar veriyor sonuna kadar haklı olan? Sen mi karar veriyorsun? Sen üzüldün mü? Hayır üzülmedim. Takım kazansın dedim. Haksız mıyım abi? Ben senin cümlene üzüldüm. Senin cümlene üzüldüm oğlum. Sen ne üzüldüysen ben seninle üzüldüm. Sen ne istiyorsun? Abi ben istiyorum diye değil. Sen hatayı kabul ediyorsan ben de üzüldüm. Sen yanlış anladın mı? Aga sen küçüksün. Aga bir şey söyleyeceğim. Sen senin söylediğin şeyi üzüldüm. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Sen küçüksün. Sen özür dile. Onlar da hata yaptı. Özür dedim ya. Tamam siz de özür dileyin arkadaşlar. Ya, yani siz de özür dileyin yani. Ufak siz de hata yaptınız yani. Yok özür dilenecek bir şey de yok orada. Tamam. Bütünecek bir konu yok. Tamam. Olay olacak bir şey de yok. Boş boş. Olur böyle şeyler olacak da zaten. Ufak şeyleri büyütmeyelim. Evet. Çok konuşulan görüntülerdi bunlar geçtiğimiz hafta. Burada benim için benim için önemli söz şuydu. Ben burada fırtına koparsam senin ruhun duymaz. Yusuf'un Hakan'a söylemiş olduğu söz. Siz bu görüntüler hakkında ne düşünüyorsunuz Damla Hanım? Ben şöyle düşünüyorum. Şimdi Yusuf artık o kadar gerilmiş ki ben fırtınalar koparsam senin ruhun duymaz moduna geçmiş. Ne demek bu yani? Ben şöyle düşünüyorum yani artık olayı ben tamamen bir boyut atlattırsam senin için sonu kötü olabilir demek istiyor. Ama aslında bu konuya değinmekten çok ben şey demek istiyorum. Ben burada Yusuf'u haklı buluyorum. Şöyle haklı buluyorum. Şimdi eşleşmelerde bu istem dışı zaten bütün Survivor'dakiler yaşamıştır bunu. Eşleşmeleri o bir dakika içerisinde konuşuyorsun. Ve daha sonrasında bir seçme yaparken karşı taraf başka birisini seçtiğinde senin hesapladığından çok farklı bir şey sonuç ortaya çıkıyor. Ve o yüzden de birisi tabii orada söylüyor ya yanlış eşleştik diye. Fakat Hakan bence artık hani bu gruplaşma dediğimiz olayda Bora ve Hikmet bunlar o kadar durumu içerlemiş ki ya da şu an Hakan artık takımın en küçüğü olduğu için de bir anda patlama gereksinimi duymuş. Ve orada da şey diyor, siz ikiniz oynamayınca fırtınalar koparıyorsunuz diye. Aslında çocukların oynamadığı bir durum hiç olmamış. O yüzden de bu tamamen bu söylemi de... Bu oyunda oynamadılar için diye. Kopartıyor diyor. Evet anladım. İlk defa böyle bir şey oldu. Hayır ilk defa böyle bir şey oluyor ama bu genel konuşuyor. Siz ikiniz oynamayınca fırtınalar koparıyorsunuz ama konuyu derken, açan Yusuf. Gel diye konuşalım diyor. Muhtemelen Hakan'ın oradaki tepkilerinden ya da aldığı tavırdan dolayı. Hani gel konuşalım bu problemi. Ama Büşra da böyle bir konu açtığı zaman Yusuf karşı çıkmıştı ona. Ama hayır burada Yusuf'a direkt söylediği için. Büşra'nın olayında Yusuf hani orada liderlik yapmaya çalışıyor olabilir. Burada peki nasıl bir durum? Burada da Yusuf açıyor konuyu. Gel diyor Hakan konuşalım. Hayır bana bir laf ettin diyor. Gel o zaman derdin ne anlayalım diyor. Yani takımda zaten ilk önce şeyi söyleyen lafı söyleyen Hakan değil mi? Evet, siz evet. İkiniz oynamayınca fırtınalar koparıyorsunuz. Yani çağırıyor yanlış ama bir, çağırıyor. Gel konuşalım bir adam tamam. Bunu söylüyor. O da diyor ki yani yanlış bir söylemde bulundum. Bu durumu gel konuşalım seninle diyor. Ve burada da sonuç olarak yüzleşiyorlar. Ama ben totale baktığında evet bu konuyu bu kadar büyütmenin pek de bir gereği olduğunu düşünmüyorum. Çünkü sonuç olarak takım olarak kazanmışlar ve
artık onun böyle önünü arkasını sağını solunu sorgulamaktan çok, hani evet kazanmışız bu şekilde konuşmak yerine daha ılımlı konuşabilirlerdi diye düşünüyorum. Burada Hakan şey dememesi gerekiyordu bence. Siz oynamayınca fırtınalar koparıyorsunuz dememeliydi. Belki Hikmet'le Bora'yla hep konuşuyorlar ya, onun bir şekilde gazına gelip Yusuf'la Atakan'a... Hakan pası verdi, Yusuf da golü attı işte. Olay bu. Öyle mi? Survivor. Yani Yusuf, Hakan ona pas verdi, Yusuf da oradan... Aslında bir pas da değil ki, siz oynamayınca... Fırtına koparsak senin ruhun duymaz. Ne demek bu peki? Yani, tehdit mi? Altında yani derin manalar vardır ki bunu söylemiş muhtemelen. Yani ama benim burada dikkat ettiğim şey şu. Yani oyun kazanılmış, aslında burada yaşanan her şey gereksiz. Birbirlerini yıpratıyorlar. Evet. Buna hiç gerek yok. Yani kazanılmış bir oyunun ardından kalkıp böyle konuşmak bence takımı yıpratır. Bir de her şeyde toplantı yapılmaz ki. Evet ya, ben o... Yani gideli 10 gün oldu, 15 tane toplantı yaptılar. Yani buna ne gerek var ya? Biz 5 ay boyunca 10 tane toplantı yapmamışızdır. Yani tamam, milli mücadele olduğu için tabii ki daha fazla böyle önemsiyorsun. Daha çok dikkat ediyorsun. Ufak bir kusur olduğu zaman hemen onu kapatmak istiyorsun ama kusurlar şu anda gördüğüm kadarıyla açıkçası söylenerek bir şekilde kapatılmaya çalışılıyor. Ama çözüm yok. Acaba toplantı yapalım da herkes bir şeyler söylesin, ona göre yani herkes safını evet belli etsin diye yapılmış planlı şeyler olabilir mi? Konuşalım, yok, konuşalım. Planlı olacağını düşünmüyorum yani. Ama yani artık böyle çok erken birbirlerini sevmeye başladılar ve çok erken Birbirlerini sevmemeye başladılar. Doğru diyorsun. O yüzden bu yani ilerleyen süreçlerde bir gruplaşmanın olacağının apaçık belirtisi zaten. Yani ileriki dönemlerde bir gruplaşma olacak. Yok. Ama benim burada takıldığım şey şu. Hikmet. Yani Hikmet orada hemen olaya yine bir komutan edasıyla, tamam sen özür dile. Ya niye özür dilesin? Adamlar birbirlerine bir şey dememişler ki. Niye özür dilesinler? Hakaret etmemişler. Birbirlerini kırmamışlar, bir konuyla alakalı tartışmışlar. O ona düşüncesini söylemiş, ona düşüncesini söylemiş. Yani burada Hakan da ona kötü bir cümle kurmamış, evet. Yusuf da ona kötü bir cümle kurmamış. Yani niye özür diletiyorsun ki adama yani? Ne gerek var misyon böyle şeylere? Misyon demek ki, misyonu o. İşte böyle olmuyor işte. Yani orada ben büyüğünü üzüm. Hadi Barış'ın, tamam biz küçükken mahallelerde iki arkadaş kavga ederdi ama kavga ederdi. Büyüklerimiz tutar bizi barıştırırdı. Barış ne oğlum, siz kardeşsiniz derdi. Burada öyle bir şey yok. Burada öyle bir şey yok. Ortada sadece bir fikir ayrılığı var. Ben Yusuf'un da açıkça Atakan'ın da oynamadıkları için bozulduklarını düşünüyorum. Evet. Yani bu bir gerçek. Şimdi orada itiraf etmiyorlar bunu ama onlar bu nasıl eşleşme demek ama aslında... Survivor'da oynamazsan bozulursun. Bizi nasıl oynatmadınız? Bu da bir gerçek. Bu da haklı. Survivor'da oynamazsan bozulursun. Tabii ki. Herkes yani, oynamak istiyor. Bozgunluğu da yaşayabilirler yani. Orada onu kalkıp Hakan'ın işte oynamadığınız zaman... Fırtınalar kopartıyorsunuz demesine de gerek yok. Yusuf'un da kalkıp peki işte orada ben fırtına Hakan koparsam şey diyor senin ya, bir ruhun de, duymaz demesine gerek yok. Takımın motivasyonunu düşürüyorsun derken sizce orada doğru mu söylüyor? Kim? Hani dedi ki Hakan da o konuşmada. Sen bunu söyleyerek biz eşleşmeleri yaparken sen bunu söylediğinde takımın motivasyonunu düşürüyorsun diyor. Yani dile getirme tarzı çok önemli. Şimdi orada iki kişi eşleşmeyle alakalı rahatsızlığını takımın duyabileceği veya takımın rahatsız edecek şekilde dile getiriyorsa takım bunlar rahatsız olabilir. Çünkü daha birbirlerini çok fazla tanımıyorlar. Bence burada birbirlerini yokluyorlar şu an. Yani. Bakalım bu akşam yeni bölümde bizi neler bekliyor? Bir izleyelim. Herkesi kendi emri altında tutmasını istiyor ve bu şekilde de yapıyor. Ona geliyor öyle söylüyor, buna gidiyor böyle söylüyor. Adayı karıştırmaya çalışıyor. Yarışmalarda fiziken yapamadığını çenesiyle yapmaya çalışıyor. Sabaha kadar kimse uyumadı. Düzgün davran abi, bu senin davrandıkların ne ya? Ama ben üzerimize geliyorsun. Ben üzerine gelmiyorum seni. Geliyorsun. Dominik'te yeni bir dokunmaz oyununa hoş geldiniz arkadaşlar. Baş başa geldiler. Düştü. Her şey hapishanede. Kamera düdüklü. Hızlı iş arttırdı. Ben vuruyorum. Ben sana. İyi atladı. Her şey çok kritik. Başa başlar. Ben sana. Patlamıyor. Ben voley. Hop. Ne vuruyor?
Rugby hareketi. Evet, bu akşam bizi bekleyen güzel bir bölüm var. Heyecanlı duruyor. Dokunulmazlık. Yani, çok heyecanlı duruyor. En önemli oyun yani, gerçekten de. Yani, gruplaşmayı belirleyen oyundur dokunulmazlık. Birisinin ismi çıktığı zaman her zaman gruba karşı isyan eder. Ama inşallah kaybetmeyiz. Kaybedersek zaten takımın şu an durumu çok şey değil, iyi de değil, kötü de değil ama yani psikolojik olarak bence bazıları çok yıpranabilir. Dokunulmazlık oyununu kaybederseler. Yani ben şöyle söyleyeyim, iyi bir Survivor izleyicisi olarak daha ilk haftadan fragman, wow, acaba bunun önünde ve arkasında neler oldu diye şu anda böyle konuşuyorsak ben çok merak ediyorum dördüncü ayı falan. Yani gerçekten çok... hızlı yaşanıyor sanki. Evet, çok şey, hızlı yaşanıyor ama çok merakla bekliyorum yani şu anda. Niye mesela o şu anda bu çocuk Hikmet'e böyle davrandı? Hikmet ve Kader arasında bir tartışma var. Evet, Hikmet'le Kader arasında bir tartışma var. Ne oldu da böyle oldu? Sakatlanan da birisi var galiba. Yeni giren çocuk, evet. Şimdi ayrıca üzüldüm ben. Nedense çok içerledim durumu ya. Çünkü gideli daha iki gün olmuş. Gerçekten evet. Çok heyecanla bekliyoruz. Tabii dokunulmazlık oyunları, Survivor'ın kaderini belirleyen oyunlar. Bundan sonra da olası bir kaybediliş sonrasında gruplaşmalar. Kesinlikle. Zaten olmuş. Kesinlikle. Aslında hani gizli grup derler ya. Hani gizli bir grup var. Şu anda adını koymadılar. Evet, daha. Adı koyulur. Burada bir de dokunulmazlık da koyulur. Bir yeni giren arkadaşımızın Hikmet'e bir teması var biliyorsunuz. Evet. Bence Hikmet'i izlemiş o. Gözüne kestirmiş. Evet, gözüne kestirmiş. Dur ben buna çarpayım falan. Bir de dediğim gibi ilk başta hani konuşamıyorlar ya. Dur ben buna böyle bir değerek işte falan. Bakalım yani çok enteresan. Hikmet bence çok olgunlukla karşılıyor ya. Biz bu durumu ya. Çok tartıştık. Hikmet dedik yani o grubun arasında ne işi var falan. Akşam tabii ki daha net bir şekilde analiz edeceğiz bu görüntüleri. Ama bence Hikmet'in durduğu yerde ortasında. De bir sıkıntı var gibi bir hava var. Gençler çok yakın da olabilir. Ama Hikmet ona dokunuyor ilk önce. Yani çocuk ona aslında temas etmek için gelmiyor. Muhtemelen geldiğinde temas etmiş. Arkasını dönükken Hikmet ona şöyle yapıyor. Niye dokunuyorsun? Ama hayır. Ama iki kere temas var orada. Evet. İki kere temas var. İlk çocuk çarpıyor. Bak görüyor musun? Bu ikincisi. Aa, evet. Bu ikincisi. İlkinde de çocuk arkadan, sevinirken arkadan onu itiyor. İlkte de bir taciz var. Yani otobüste gibi tövbe yani böyle. Ya bu bu akşam tüm çıplaklığıyla... Bayağı bir çünkü bu ben görüntü. Çok merak ediyorum bu. Hikmet yine de iyi davranıyor bence orada. Bu akşamın en önemli olayı bu. Hiç ortada ilk defa sıcak temasın olduğu görüntüler bunlar. Evet. Çok merak ediyorum akşamı ben ya. Evet. Teşekkürler. Adem, teşekkür ederim. Çok güzel bir programdı. Böyle milli bir mücadeleyi yorumlamak benim için de güzeldi. Size de bundan sonraki yayınlarınız için başarılar diliyorum. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. İyi ki geldin. Bize şans getirirsin inşallah. Sağ ol. Teşekkür ederiz. Yarın, bugün son şampiyon Adem Kılıççı bizlerleydi. Yarın ise 2017 şampiyonu Ogaday Girişken bizlerle olacak. Yarın aynı saatte sizlerleyiz efendim. İyi akşamlar.